Öncelikle toplantının kayıt altına alındığına dair bir bildirimde bulunalım herkese. Yani bu şey gibi onay almışız gibi olsun katılan arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan. Ayhan Hocam, isterseniz siz başlayın. Tamam. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. 97-2001'de lisansı, 2001-2004'te de yüksek lisansı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde resim öğretmenliğinde tamamladım. 2001'de aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmaya da başladım. Ardından doktora öğrenimim için Ankara Üniversitesi'ne gittim. 7 yıl orada da çalıştıktan sonra Hatay'a döndüm. Malum sebeplerden oradan ayrıldık. Aslında hiç istemiyordum ama mecbur kaldım, ayrıldım. 2013'ten itibaren de Gaziantep Üniversitesi'nde resim bölümündeyim. Burada 9 yıla yakın dekan yardımcılığı, işte 7 yıldan fazla bir süre bölüm başkanlığı yaptım. Bölümü kurduk. Yüksek lisans sanatta yeterlik. Bir de halı tasarım bölümü kurduk. Kendimizce bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Bekir burada mı? Serginin kurulumunda bizim araştırma görevlisi Evet, burada. Bekir Batı'nın katkı vardı. Ayrıldığında Buradayım hocam. kendisi yola çıkacak. Ona ben bir teşekkür etmek istiyorum rektörümüze, dekanımız Sayın Mustafa Cevat Atalay'a, Profesör Doktor. Bize bu imkanı tanıdılar. Üniversitenin imkanlarından yararlanıp bu sergiyi kurduk. O nedenle kurulumunda görev aldığı için Bekir'e ve değerli hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. 64 tane bu Hatay'dan, işte güzel sanatlardan, farklı fakültelerden, resim öğretmenliğinden orada öğrenci olarak, gerek öğrenci olarak, gerek hoca olarak çalışarak, öğretim elemanı olarak çalışan 64 kişi katıldı. İkişer çalışma istedik. Ve biraz sonra sergiyi de gezeceğiz. Tabii deprem çok acıklı bir şey, çok üzüntülü bir şey. Benim adıma da çok üzüntülü bir şey. Ben çok uzun yıllar Hatay'da yaşadım. Biz Profesör Doktor Olcay Kırışoğlu'nun tahmin ediyorum 93 yılında öğrenci almaya başladığı resim öğretmenliği bölümünde çok genç hocaların, böyle heyecanlı ateş gibi hocaların öğrencileri olma şansı yakaladık. Bizim dönemimiz çok coşkulu, çok heyecanlı, çok üretken bir dönemdi. Kendim bu anlamda çok şanslı buluyorum. Oradan, o dönemden hocalarımız da buradalar. Hayata dair çok şey öğrendik, sanata dair çok şey öğrendik. Kendimizi gerçekleştirme adına bize yollar açtılar, pencereler açtılar. Onları tanımaktan çok mutluyum ama Hatay da bize çok şey sundu. Yani dünyada belki eşi benzeri olmayan bir şehirde kültürün, sanatın, her türlü yaşayabileceğimiz kültürel değerin, coğrafi güzelliğin içinde bir güzel sanatlar alanı okumak bizim için çok büyük şanstı. Tabii belki içinde olduğumuzda onun zenginliğinin farkına varmadık ama oradan ayrılıp gittiğimizde ben çok daha değerli olduğunu fark ettim. Doktorayı bitirip döndüğümde gene orada çok gayretli çalıştım fakat malum sebeplerden oradan ayrıldık. Hatay'ı geçen hafta gittim gezdim. Orayla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum. Çok üzüldüm. Geri dönmeyecek şeyler var. Artık orası hatırladığımız gibi olmayacak gibi görünüyor. Fakat bizim üzerimize düşen şeyler var. Çünkü biz bir sosyologdan, bir iktisatçıdan, bir tarihçiden farklı yaklaşırız Hatay'a diye düşünüyorum. Oradaki değerleri, güzellikleri bir şekilde tekrar en azından hatıra noktasında, bir bellek noktasında tekrar hayata döndürebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için Zafer hocamla, Nuri hocamla, Berna hocamla konuşup böyle bir projeye başladık. Burada tabii bir seçki yapmadık. Katılan herkesin çalışmalarını biz bu büyük bir mutlulukla sergiliyoruz. Birazdan isterseniz sergiyi de gezeriz. Bu sergi bizim daha sonra bir araya gelip de yapabileceğimiz projelerin belki ilk adımı olur diye düşünüyorum. Benim en önemsediğim şey bir bellek oluşturmak. Fotoğraflarımız, yazılarımız, resimlerimiz, düşüncelerimizle bir bellek oluşturmak. Orada artık yeri doldurulmayacak o kültürel varlıkların tarihin sayfalar arasında kaybolup gitmesine izin vermememiz lazım. Onun dışında bu işten fiziki olarak, mental olarak çok etkilenen dostlarımız var. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz, hatırladığımız, hatırlamadığımız pek çok kaybımız var. Onları da rahmetle anıyorum. Fiziki olarak rahatsızlıkları halen devam eden insanlar var. Evlerinden, iş yerlerinden, hayatlarından yoksun kaldılar.
Bunlar büyük travmalar yaratıyor, yarattı. Ben de Gaziantep'te bu şiddetli depremi yaşadım. Evim hasarlı. Tabii oradaki yaşananla bizimki kıyaslanmaz. Ben hep söylüyorum, empati diye bir şey yok. Ben onların yaşadığı duyguları, yıkımları ya da yaşadıkları o mahrumiyeti, sevdiklerini kaybetmeyi yaşamadım fiziki olarak. O yüzden empati kuramıyorum. Ama yapabileceğimiz bu travmalara belki bir ilaç olabiliriz. Belki onlara destek olabiliriz. Burada birbirimizin sesini duymamız bile bence bir ilk adım olarak çok önemli. Ben tekrar hem eserleriyle hem burada bizimle olarak katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu belirtmek isterim. Daha güzel şeyler yaparız diye umut ediyorum. Çünkü bize düşen bu. Ben kendimi Hatay'da buldum. Hatay demiyorduk, biz Antakya diyorduk. Çünkü o büyük coğrafyanın, o kültürel merkeziydi Antakya ve bizim için çok şey ifade ediyordu. Biz müzesinde bütün tarihin örneklerini, eserlerini de görebiliyorduk. İşte Samandağ'ın güneşinde gün batımını da izliyorduk sevdiklerimizle. Pek çok şey gitti ama bundan sonra bize bazı görevler düşüyor diye düşünüyorum. Herkesin de elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Maddi manevi ihtiyacı olan insanlar var, bizim sevdiklerimiz. Oradan fiziki olarak, mental olarak etkilenen, onlara da elimizden ne gelirse yapalım diye düşünüyorum. Yani iki boyutlu bize düşen görevler var. Birisi Antakya'nın, Hatay'ın, o bölgenin ihtiyacı duyduğu sanatla yapılabilecek şeyler. İkincisi de bu işten doğrudan etkilenen insanlara maddi manevi destek olmak. O yüzden bu işe giriştik. Tekrar ben herkese teşekkür ediyorum. Zafer Hocam, konuşmalara mı geçelim yoksa çalışmalara hızlıca bir bakalım mı? Ne dersiniz? Hocam siz açılışı yaptınız. Bence çalışmaları bir görelim. Hani belki daha sonra ayrılmak zorunda kalacak arkadaşlarımız ya da hocalarımız olur. Konuşmalarımızı sonra yaparız. Önce bir hani şeyi görelim, Tamam. sertifikasını bir görelim. Hani benim kendi adıma söyledim tabii. Belki hani Nuri Hocam, Berna Hocam farklı düşünürler, bilemem. Ben bir küçük ekleme yapmak istiyorum. Sanatın birleştirici ve paylaşımcı gücünü yaşamak adına böyle bir etkinliğin içinde var olmak, buna katkı sunmak hepimize iyi gelecek. Hepimizi dinginleştirecek. Her ne kadar acılarımız çok büyük olsa da buna vesile olduğu için Ayhan hocama teşekkür ediyorum. Zafer hocama, Nuri hocama da teşekkür ediyorum. Katılımcı dostlara da, sanatseverlere de teşekkür ediyorum. Hepsi bir bellek oluşturacak. Buna da katılıyorum gerçekten. Hafızamız silindi gibi olsa da onlar hala taptaze zihnimizde yer alıyorlar ve bunlar bir şekilde ortaya çıkacaktır bundan sonraki çalışmalarımızda da. Herkese teşekkür ediyorum katılımları için. İnşallah başka etkinliklerle de bir araya gelir ve duygularımızı paylaşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Evet. biz çalışmaların teknik bilgilerini aldık ama burada bir karışıklık oldu. Kısa sürede kurmak zorunda olduk. Bilgiler de karışık bize geldi. Onu anlatmak durumundayım. Biz bunları özgeçmişleriniz, sizin portre fotoğraflarınız ve bir resimlerin daha detaylı bilgileriyle ayrıca katalog olarak zaten yayınlayacağız bu serginin yayınlandığı siteden. Yani sanatbilimkültür.com'dan da izleyebilirsiniz, oradan indirebilirsiniz. Ben şimdi katılımcıların eserlerini herkese göstermek istiyorum kayda geçmesi adına. Tabii içimizde profesör hocalarımızdan tutun da halen lisansı devam eden öğrenciler de var. Düşünmeleri, katılmaları bizim için çok önemliydi. Ali Doğan hocamızın çalışmaları, burada hepsini bir karma halde gösterdiği çalışmalar. Arzu Aydın Deveci, yine onun başka bir çalışması. Arzu Güldal Uysal hocamız, bir diğer çalışması. Ayben Kaynar Tanır'ın bir gravürü. Bir başka ekslibris çalışması tahmin ediyorum. Yok, eksibris değil hocam.
depremle ilişkili yapmışsın. Evet, eksibüs değil. Akrilik ve kara kalem çalışması hocam. Bunlar da benim naçizane yaptığım iki resim. Biraz zamanın ruhuna uygun diye düşünüp bunları koymak istedim. Aylin Akat hocamızın çalışmaları. Aysun Altunöz. Benim başka çalışması. Bay Bora Temel. Bir diğer çalışması. Berna İleri hocamız. Görünüyor değil mi ekran? Berna Hoca göremiyor. Ben görüyorum. Tamam hocam. Ben göremiyorum. Bu arada Berna hocamız mesaj atmış. Çok üzgün olduğunu, bağlanamadığını iletmiş. Herkese selamlarımı iletiyorum demiş. Ben de buradan yönlendirmiş, duyurmuş olayım. Berna hocam, senin çalışmanın. Berna hocam, biz görüyoruz ekranı. Kayıt altına da alıyoruz. Hani bir problem olacağını sanmıyorum. Yani videoda kayıt altına alınıyor. Siz niye göremiyorsunuz onu bilemedim. Allah Allah. Şeyden olabilir hocam. Sol tarafta ayarlar var. Belki ekran ayarlarından tek şeye gelmiş olabilir. Karusel görünümü gibi bir şey olabilir ya da tam ekrandan çıkılmış olabilir. Sadece sizleri görebiliyorum. Ekran görüntüsü görünmüyor. İşte orada şey var hocam. Sol tarafta böyle en soldaki ikonun tam ekranın yanında otomatik görüntüleme diye bir ayar var. Ceyhan, oradan otomatik görüntüleme. Zafer, bir süreci tamamlayalım. Berna Hoca çözer. Tamam. Ceyhan Özer baştan beri burada, sağ olsun, katıldı, bize destek verdi. Cüneyt Kurt hocamız, diğer bir Antakya evi çalışması. Edis çalışmalarına ulaşamadı. Tabii onların evi ağır hasarlı olduğu için başka bir şehirden çalışmalarını, internetten erişebildiklerini yolladı. Ediz yenmiş. Elçin Tartıcı'nın bu çalışması. Bu da Saint Pierre'den bir görünüm. Elif Yurtsever. Diğer çalışması. Emrah Ateşli de İskenderun'da bu işten ciddi şekilde etkilendi. Şimdi Konya'da bir yerde ikamet ediyor. O da çalışmalarını yolladı bize. Emrah Uysal'ın iki çalışması. Esra Fırat. Ezgi Aysever. Yine Antakya sokaklarından. İki görünüm. Feza hocamız da burada, sağ olsun. Onun da iki çalışmasını burada görüyoruz. Sonra söz almak isterse dinlemek de isteriz. Gökçen Meryem Kılıç'ın iki çalışması var. Dedim ama bir tane var. Tabii erişemedikleri için birer tane gönderebilen de oldu. Gökhan Maraşlıoğlu'nun iki çalışması. Bu da herhalde depremle ilgili yeni yaptığı çalışma. Gülfem katılacaktı. Gülfem Karslıgil Marakoğlu bizde. Burada değil. Öğretim üyesi. Muhtemelen sorunlar olduysa ya gelmiş Gülfem burada. Gelmiş mi? Tamam. Evet. Onun iki çalışmasını görüyoruz. Gülru Düzce. Onun yine fotoğrafı anladığım kadarıyla. Gülsüm Aytaç. Biz kırpmada filan geldiği gibi koymadık ama ancak bu kadar bazı fotoğrafları düzenleyebildik. Havva Okdemir Ekici'nin çalışmalarını izledik. Hülya Dönmez Kesiriklioğlu'nun bir çalışması var. Hülya Karaçalar Nepçioğlu'nun iki tane fotoğrafı var. Hüseyin hocamız, Hüseyin Ulusoy, sağ olsun, iki tane çalışmasının görselini yolladı bize. Ilgaz Özgen Topçuoğlu'nun iki çalışması var. Karani Duzcu, o da sağ olsun çalışmalarını yollamış. Kendi katıldı herhalde. Macide Yalçınkaya'nın iki çalışması. Mahmut Öztürk hocamız var. Onun iki çalışmasıyla katıldı o da. Mahmut Şeker. Mehmet Ali Salep.
iki tane bize çalışmasını gönderdi. Grafik bölümünde sanıyorum. Mehmet Ali Şeker iki çalışması. Mehmet Aslan. Mehmet Hakan Bitmez'in bir çalışması. Kendi de burada. Melek Sürmeli Akar. Tabii 94'ten beri mezun verdiği için çok fazla nesil var. Birbirimiz arasındaki süre çok ayrı. Bazı öğrencileri, çalışanları falan tanıma şansı bulamadık. Bu da büyük bir zenginlik aslında. Meral hocamız eski hocalarımızdan, onun iki çalışması. Merve Sürücü, iki fotoğrafı Hatay'dan çekilmiş. Mizgin Arpa. Musa Köksal hocamız iki çalışmasını yolladı. Sağ olsun. Nesrin Küçük iki çalışması. Nuri Yavuz hocam iki çalışmayla katıldı. Kendisi de burada. Özge Ulaşıl Ergüder iki çalışmasıyla katıldı. Salih Sahil Antakya'da Nasi Nehri'nin. Tabii ben şimdi buranın son halini de gördüğüm için. Seher hocam bir tane çalışma gönderdi. Selma Aslantaş'ın çalışması var. Sema Yücelen iki çalışmasıyla destek verdi. Serdar Şahin diğer çalışması. Servet Koşar. Antakya'da, eski Antakya sokaklarındaki kapı tokmakları. Sevcan Şirin iki çalışmasını gönderdi. Ufuk Atilla buradaydı diye düşünüyorum. Onun iki çalışması var. Ünal Hoca, tabii o da bu işten ciddi şekilde etkilendi. İnternetten çalışmalarını bulup yolladı sağ olsun. Varol Topaş da öyle. Yani iki eser gönderdi. Yoğunlu olduğu için katılamadı bugün. Yunus Emre Tekin bir diğer çalışması. Zafer Günge'nin iki çalışması. Belki anlatmak ister sonra bunları nasıl yaptığını. Zehra Çalışkan. Zehra Güzel Susem. Zeynep Akgün iki çalışması. Zeynep Gönülay Çalımlı. Ve böylelikle sergiyi gezmeyi bitirmiş olduk. Yine isterseniz dönüş yapmak isterseniz, çalışmalarınızla ilgili konuşmak isterseniz dönebiliriz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Merhabalar herkese. Merhaba. Feza Can. Merhabalar. Ben konuya biraz aslında uzağım. Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ama 95'ten itibaren Antakya'dayım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Tabii dediğiniz gibi yani çok duygu dolu anlar, duygu dolu bir yaşam, çok güzel bir kent. İçindeyken de çok mutluyduk. Maalesef özlem duyarken de şimdi ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Öncelikle ben bu sergiyle ilgili hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düşünce. Antakya ciddi anlamda kültürel bir mirastı bizim için. Sanat çok içindeydi, ortasındaydı o kentin. Sizler hepiniz ayrı ayrı çok değer verdiniz. Böyle bir platformda böyle bir buluşmayı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ben Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim ama çalışma alanım kelebekler olduğu için Berna çok iyi biliyor. Bu arada tekrar hepinize merhaba. Berna'ya da özellikle buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz ayrı ayrı. Kelebek konusunda çalıştığım için son yıllarda naçizane sulubayı olarak onları resmediyorum. Yapmaya çalışıyorum. Onlarla sanatı birleştirmeye çalışıyorum. Ben de sıralamada geçmedi, resimler çıkmadı ama tabii ki hiç sorun değil. Çıktı. İki kelebek resmine katıldım. Sizin aranızda olmaktan mutlu oldum. Evet, tekrar bu dayanışma için, bu güzel buluşma için teşekkür ederim. Ayhan Hocam hemen paylaşalım çıktı çünkü. Paylaştım çıktı. Evet. Ben bahsettim Feza Hoca da burada diye. Evet. Hocam güzel. Evet, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
Anlayamadım Ayhan Hocam sesinizi. Kattığınız için, güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı çok selam, sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam. Nuri Hocam, sizi de dinleyelim. Arkadaşlar merhaba. Tabii olayın üzerinden daha bir süre geçmedi. Acımız büyük ve büyük bir travma yaşanıyor. Tabii biz uzaktayız şu anda ama telepati yapmaya çalışıyorum. Tabii ki ne kadar yapabiliyoruz onu bilemiyorum ama o acıyı en derinden hissettiğimi ifade etmek isterim. Hatay'ın Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ilk kurucularından sayılırım. 93 yılında ben girmiştim. 2002 yılına kadar orada bulundum. Tabii ki oradaki güzellikleri acısıyla, tatlısıyla, her şeyiyle yaşayan bir kişi olarak o bellek hatıralarını arıyoruz tabii ki. İşte böyle sanatla belki bunları somutlaştıracağız ve paylaşacağız. Acılar paylaşınca biraz azalıyor. Böyle bizim de elimizden gelen bir şekilde insani duygularla bunları ifade etmek, bunları paylaşmak, sanat yoluyla birbirimize ulaşmak ancak elimizden gelen bu. Tabii ki daha başka güzellikleri de vesile olabilir bu tür platformlar. Onun adına da olumlu buluyorum ve böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı da çok mutluyum. Bundan sonraki bu alanda yapılacak çalışmalara gönülden katkı vereceğimi ifade etmek isterim. Çünkü Hatay'la ilişkin o kadar çok bellek değingen var ki anlatamam. Belki birçok arkadaşım hatırlayacaktır. 2013 yılında Hatay sokaklarındaki imgelerden derlediğim görsellerden ürettiğim resimlerle bir sergi açmıştım. Ve şunu da ifade etmek isterim. Benim birçok sanatımın çıkış noktasında yıkımlar çok büyük önem taşıyor ve resimlerimin isimleri birçoğunda görürsünüz yıkıntılar arasında diye ya da sınırlandırmış alanlar diye belli kavramlar üzerinden bunları görselleştiriyorum. İşte büyük Marmara depreminin etkileriyle yaptığım yine bir seri var. Tsunami serisi diye bir seriydi. 2005 yılına kadar o seri üzerine çalışmıştım. Yani bilemiyorum ama çok bir travma yaşıyoruz hepimiz ve bunu elimizden geldiğince işte bir sanatçı duyarlılığıyla bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Umarım daha güzel etkinliklere bu tür buluşmalar vesile olur diyorum. Fazla sözü uzatmıyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, böyle etkinliklere katılıyorsunuz ve katkı veriyorsunuz. İşte birçok arkadaşımı ben tanımıyordum. Şu anda tanıma fırsatı buldum. Onun için de mutluyum. Hepinize çok geçmiş olsun. Allah bir daha böyle yıkımları yaşatmaz diye temenni ediyorum. Sözümü noktalıyorum arkadaşım. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Zafer Hocam, sen de düzenlemede bize destek oldun. Sen de istersen söz al. Şimdi Berna Hocam konuşmak isterse önceliği ona vermek isterim ama belki en son, şu anda da Hatay'da görev yapan hocamız, yani bu dördümüzün arasında belki en son konuşmak ister, bilemiyorum. Berna Hocam, ben mi konuşayım, en son siz mi konuşmak istersiniz ya da şimdi mi? Şu an Berna Hocam duyuyor mu beni acaba? Giriş çıkış falan mı yapıyor acaba? Şu an aktif görünüyor. Şu an, görünüyor yani Berna Hocam. Berna Hocam, şimdi konuşmak istersiniz yoksa en son mu konuşmak istersiniz hani? Söz senin. Söz sende. Peki. Şimdi Antakya'nın benim için çok farklı bir şey var. Yani hayatımda iki dönüm noktası diyebilirim Antakya. Bir tanesi şu, ben araştırma görevlisi olarak işte mezun olur olmaz 1999 yılında ilk Antakya'da göreve başladım. Hatta yani çok farklı anılarım var. Mesela geldim, hiçbir şeyim yok. İşte Nuri Hoca'nın evinde kaldım.
Mustafa Hoca ve Nuri Hoca'nın evinde kaldım. Bu benim için çok enteresan bir şeydi. Yani hiç tanımadıkları birini 2-2,5 ay evlerinde misafir ettiler. Mesela bu şey benim için müthiş bir karşılamaydı. Ayhan Hocam'la aynı odadaydık. Yani şey oda arkadaşıyız, kader arkadaşıyız, beraber başladık. Berna Hocam zaten işte o dönem hani en yakın görüştüğümüz, işte her günler neredeyse birlikte görüştüğümüz insanlar. Yani öyle bir şey ki daha işte 22 yaşındasınız, bir yerde bir göreve başlıyorsunuz ve İzmirliyim ben. İşte bir İzmir'den Hatay'a gidiyorsunuz. Hayatınızda ilk kez o şehirden ayrılıyorsunuz yani yaşam olarak. Çünkü 9 Eylül mezunuyum ben. Ve böyle karşılanıyorsunuz. Bu benim için mesela müthiş bir şeydi. Şu anda da hala o benim için şeydir mesela. İlk geleni Antakya'da karşılandığın gibi karşıla derim hep Zafer. Yani ve bu benim için çok güzel bir şeydi. Çok güzel günlerimiz oldu. Güzel derken hani acı, tatlı, keyifli her şeyi birlikte paylaştık. Orada bayağı bir yoğruldum diyebilirim. Tabii Antakya'nın kendi kültürü, doğası, yaşamı, insanı her şeyiyle beni etkiledi. Hatta o dönem bu etkilerle beraber uzun süre nasıl söyleyeyim? Yani yeme alışkanlıklarımdan, müzik dinlemeye, yaşamdan, sanatsal üretime kadar birçok şeyimi etkiledi. Örneğin Feyruz diye bir sanatçıyla Antakya'da karşılaştım. İşte Lübnanlı bir kadın sanatçıyla, yani şarkı müzisyenle. Bu bile beni çok etkilemişti. Yani dolayısıyla o kaldığım yani 99-2002 arası dönem benim hayatımda bir geçiş dönemi oldu. Sonra işte 8 sene kadar 9 Eylül'de tekrar görev yaptım. Doktora vesaire bitti. Tekrar 2010'da Hatay'a döndüm. Bir orada da böyle işte biraz önce Ayhan Hocam'ın da malum sebepler dediği nedenlerden dolayı Antakya'dan ayrılmak durumunda kaldık. Çok detaylarına girmiyoruz. Yani şeydi, kendi aramızda zaten her zaman süren bağımız, dostluğumuz, kader birliğimiz olmakla birlikte bazı tatsız bir ortam vardı. Şey, fakültemizin dışında, yani bizim dışımızda gerçekleşen, herkesin de bildiği, sonunun da ne olduğunu gördüğümüz bir ortam vardı ve ayrılmak durumunda kaldık. Fakat dediğim gibi hani iki ayrı dönemde orada olmakla birlikte Antakya benim yaşama bakışımı çok etkileyen, hayatımda gerçekten önemli yeri olan bir şehir. Hala üzerine vurgulaya Antakya diyorum. Bakın Hatay diyemiyorum çünkü Hatay büyük bir şehir. Biz gerçekten onun çok böyle merkezindeydik ve Antakyalı olmak kültürü diye de bir şey vardı. Yani İskenderun eser hani başka şey değil, Antakyalı olmak, Antakya'da olmak diye bir şey vardı. Bu mesela bizi çok etkilemiştir. Dediğim gibi hem hayata bakışımı hem sanata bakışımı etkilemiştir. Şimdi biraz önce hemen çok kısaca değineyim. Ayhan Hocam dedi ki yani eserlerini belki hemen anlatmak istersin. Değerli arkadaşlar, değerli hocalarım, ben son dönem çalışmalarımda, şimdi arkamda iki tane eser görüyorsunuz. Biri eşimin, birisi benim. Burası bizim küçük stüdyomuz evimizdeki. Son dönemde yapay zeka algoritmalarla birlikte ve farklı malzemelerle, yani üç boyutlu malzemeler, 3D malzemeler ve lazerlerle çalışıyorum. Bu eserler tuval üzerine akrilik ve lazer kazıma. Eserlerin görsel kısmı tamamen işte yapay zeka yardımıyla, prompt yazıp yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve akrilik zemin üzerine lazer kazımayla gerçekleştirilmiş çalışmalar. Tabii bunların hikayeleri var. Yani hikayeleri var derken ben sanat tarihine ya da bu başka şeylere göndermeler yapmayı, böyle seriler yapmayı seviyorum. Bu da o seriden iki parça. Bu Michelangelo'nun Mahşer dediğimiz o işte meşhur Sistine Şapeli'ndeki duvarıyla bağlantılı bir prompt girmiştim. Bana çıkan görsellerden işte çalışarak yapmıştım. Bir sonraki çalışma hocam, Ayhan Hocam bir gösterebilir miyiz? O da bu da Dante'nin Inferno'suyla ilgili, hani o cehennemle ilgili bir prompt girmiştim. Dante'nin kantatlarından bir parça girmiştim. Onunla yaptığım, yani yapay zeka yordamıyla yaptığım bir tasarımın tuval üzerine akrilik ve lazer kazınma olarak çalışılmış halidir bunlar. Burada özellikle hani bunları belirtmemin nedeni şu, ben çok şey, yani soyut, figüratif vesaire diye ayırmıyorum. Benim için
önemli olan ifadeyi, yani istediğim ifadeyi en güçlü şekilde ortaya koyacak yöntemdir. Tabii burada şunu söyleyebilirim, yani işte figüratif ve işte daha pop art, çağdaş sanatı kendim devam ederken soyut ve soyutlama üzerine birçok şeyi de eşimden öğrendim. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, son dönem çalışmalarım bu. Dediğim gibi kalbimizin bir kısmı hala Antakya'da ama bu empatiyi kurmak gerçekten, yani yaşayanlar bilir. Biz bir nebze sanat yoluyla bu mutluluğu da bu hüznü de paylaşabilirsek ne mutlu bize. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Zafer Hocam. Ben ekranı paylaştığım için katılımcıların sadece beşini görebiliyorum. Ayben Hocam, sen de istersen söz alabilirsin. Evet, ben de söz almak isterim. Gerçekten Antakya bizim için çok özeldi. Ben de bilmeyenler için burada, çünkü hem eski hocalarımız var. Ben Nuri Hoca'dan da ders aldım. Musa Hoca'dan da ders aldım. Seher Hoca var, Ünal Hoca var, Cüneyt Hoca var. Onların eserleri de var burada. Hepsi çok değerli. Ve 96-97 girişli olduğunu söyleyeyim. O sırada Zafer Hocamız ve Özlem Hocamız da araştırma görevlisiydi. Onlarla birlikte de orada genç enerjileriyle birlikte çok güzel eğitimler aldık diyeyim hep birlikte. Mustafa Kemal Üniversitesi hakikaten benim için çok özel. Ve şu anda burada lisans döneminden Havva arkadaşım, Karane arkadaşım da var. Sevcan arkadaşım katılamadı. Onun da eserleri var. Şöyle söyleyeyim. 97 yılında orada 5.8'di zannediyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani çok büyük olmayan bir deprem yaşadık. Lisans birinci sınıftaydım. Çok etkilemişti beni gerçekten. Ben de İskenderunluyum, Hataylıyım. Tabii bu büyük depremi yaşamadım ama bu arada ben şu an yurt dışındayım. Geldim buraya ve bir ay sonra bu büyük deprem oldu. Benim ailemin bir kısmı Antakya'da, bir kısmı İskenderun'da yaşıyordu. Onlar yaşadılar. Belli bir süre onlara ulaşamadım. Ve çok büyük bir korku yaşadım. Tabii ailesini, eşini, dostunu kaybedenleri hiç düşünemiyorum. Çok şükür onlar şu anda, hani ailem sağlıklı. Ama gerçekten kalben hepimiz çok kötü hissettik ve hani tabii ki fiziksel olarak ben de o travmayı yaşamadığım için belki bazı şeyleri anlayamıyor, algılamıyor olabilirim. İlk 3 gün zaten bu kadar büyük bir deprem olduğunu algılamadım. Ve burada zehirsiz baskı resmi üzerine teknik öğrenmeye geldim ben. Ve bu süreçte şu anda ekranda gördüğünüz, bir önceki çalışmaya geçer misin hocam? Ayhan hocamın bu sergi, işte Özlem hocanın bu sergiyi düzenleyeceğinden haberim yoktu. Bunları daha öncesinde, yani depremi yaşadıktan sonra etkilendiğim için atölyede yeni öğreneceğim teknikler üzerinde kompozisyon yaratırken hep aklımda deprem olduğu için böyle bir kompozisyon çıktı. Bunu yaptıktan sonra da işte Ayhan Hoca'dan yaklaşık bir ay sonra böyle bir sergi Bellek adına, işte Antakya adına beraber bazı şeyleri başlatacağını söyleyen bir mesaj alınca da bu çalışmayla katılmak istedim. Diğer çalışmayı da, bir sonraki çalışmayı da hocam gösterebilirsen. Bu da aslında 1509'daki İstanbul'daki deprem için Oktay Rıfat'ın yazmış olduğu şiir üzerine düzenlemek istedim. Görmüş olduğunuz bu taşlar etrafında o şiir dönmekte. İlk iki kıtası dönmekte. Böyle bir ilişki kurdum. Diyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum böyle bir birleşmeyi sağladığınız için. Belki çok daha güzel toplantılarımız olacak. Antakya ile ilgili, belki Mustafa Kemal Üniversitesi ile ilgili anılarımızı belki yazacağımız bir platform olabilir.
bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınız için. Biz de teşekkür ederiz. Ayben, baştan beri hep bize destek verdin. Yani tanıtımda, insanlara evet. ulaşmada katkı verdin. Çok sağ ol. Ben dediğim gibi burada kimlerin olduğunu göremiyorum. Lütfen Burhan Hocam sen de katkı sağla. Yani bizim davet etmemize gerek yok. Burası ortaklaşa hepimize tabii, ait bir platform. Evet. Hocam tabii ki arada şey çok fazla bir şekilde bağlantım düşüyor. Hı hı. Ancak ben de çok bu konudan çok karmaşık duygular içerisindeyim. Sizin de dediğiniz gibi 2001-2005 döneminde sizin öğrencinizdim ben. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ve çok derin anılar, çok derin bir yaşantı birikimiyle oradan ayrılmıştım. Tabii ki çok zor bir dönemde Burhan Hoca herhalde bir bağlantı sorunu yaşıyor. Lütfen katkı verin. Hem resimleriniz üzerine konuşalım hem duygularınızı paylaşın. Zafer Hocam kimler var oradan? Hemen bakıyorum hocam. Şu an 31 kişi var katılımcı. Evet, tabii ben bağlantı düşüyor. O nedenle de sadece çok teşekkür ediyorum ve bütün katılımcıları kutluyorum. Bu şekilde söyleyeyim. Çünkü bağlantı düştüğü için kelimelerim yarım kalıyor. Tamam Burhan'cığım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim Burhan, her şey için. Burhan çok kıymetli, değerli bir öğrenciydi. Çok güzel yerlere de geldi. Yani ben derslerine girdim ama Burhan bizim için çok büyük bir gurur vesilesi. Kendisini tanımaktan çok mutluyum. Katkısı için de çok teşekkür ediyoruz tabii. Evet. Çalışmanız. Zafer Hocam. Ayhan'cığım. Evet Berna Hocam. Samandağ'dan bir arkadaşlar var. Onlar için bir konuşma yapmak isterim. Esra tamam. Hanım, Edibe Rahbay Altınöz. Hatay'da büyük bir travma yaşadık hepimiz ama Samandağ bu anlamda çok daha ağır bir süreç geçirdi ama Esra evet sanırım evet teşekkür ediyorum hem işiyle katılmış olmasına ama Edibe'de bir sağlık çalışanı olarak destek verdi orada. Onu da ayrıca kutlamak istiyorum ve çalışmamın bir tanesini ben Samandağ'a atfetmiştim. Özellikle Selopsia diye okunuyor herhalde. Samandağ ağıt olarak Türkçeleştireyim. Bu mu diyelim hocam? Bu, evet bu. Özellikle ikinci, üçüncü gidişimde Samandağ'a da uğramak fırsatı yakaladım ve orayı gördüğüm zaman hissettiğim duygular işte böyleydi diyebilirim. Burada sahilden bir görsel var ama benim için önemli olan ve bütün çalışmalarımda özellikle vurguladığım gelip geçici olduğumuz göçmen kuşlar misali nerede kendimize bir yuva bulursak orada yaşamımızı bir şekilde yürütebilme kapasitesine sahip canlılarız. Ama yitirip gidenler, terk-i diyar edenler, siyah göçmen kuşlar ama bir Zümrüt-ü Anka kuşu gibi tekrar ayağa kalkacak Hatay. Özellikle Antakya ve Samandağ. Onları temsilen de yeni gelen kuşlarımız var. Bu özellikle benim için yaparken de çok duygulandığım, zorlandığım bir eser oldu. Çünkü Samandağ benim için nefes almaktı. Deniz kenarına gittiğim zaman kendimi gerçekten var olabiliyor. Muşum gibi hissediyordum.
şehir bambaşka tarihi olarak bize çok şey vaat eden bir yer olmasına rağmen orası bir benim için çok değerliydi, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama tekrar bir araya inşallah ve bir yeni bir oluşum olacak. Bunun emarelerini de görüyoruz. Orada olup gerçekten buna destek veren insanlara ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok büyük bir duygu seli içerisindeyim, kusura bakmayın. Bu da bir belge niteliği olsun istedim Antakya merkezden. Çünkü eserlerimiz üretildikten sonra da yaşamaya devam ediyorlar. Ve belge niteliği taşıyorlar ve bir hafıza oluşturuyorlar. Bunlar tarumar edildi, edilecek dümdüz oldu gördüğümüz kadarıyla. Ama elimizde bir şeyler kalsın istedim. Bunu terk edeceğiz ama gene de biliyorum ki Hatay halkı ve biz dışarıdan Hatay'a dahil olmuş ve orayı çok sevmiş kişiler olarak orayı tekrar ayağa kaldıracağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum ve özellikle 23 Nisan Çocuk Bayramı'na denk getirmiş olmamızın da bir anlamı var. Çünkü sanatla uğraşan kişilerin veya sanat severlerin içinde bir çocuk vardır ve o çocuk büyüdüğü takdirde sanat amacına ulaşamaz. İnşallah hiçbirimiz bu çocuk mutluluğunu, bu heyecanı kaybetmeyiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Burası da Yiten Hafızalar'dan bir parça olsun. Adını da Yitik Hafıza koydum o nedenle. Ama yitirmeyeceğimizi de biliyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımcı arkadaşlara, hepimize. Ve serginin nihayetleneceği tarihi de tarihe kaydedeceği için de ayrıca teşekkür ediyorum moderatör arkadaşlarıma. Teşekkürler. Ben bir şey söylemek istiyorum. Berna Hocam bu işten birinci derecede etkilendi. Evine gidemedi. İlk andan itibaren hep o korku yaşaması dışında fiziksel olarak da etkilendi. Kurtarma çalışmalarına da gitti, geldi. İşte annesi yanındaydı. Çok zor günler geçirdi. Fakat Berna Hoca çok dirençli kaldı. Bu işi nasıl söyleyeyim? Yani bütün bu zorluklara rağmen ayakta kaldı, sürdürüyor. Ben derslerini de ne kadar hazırlandığını hala online ders yapıyor Mustafa Kemal Üniversitesi ve orada çok ciddi bir katılım da var bizlere nazaran. Yoğun bir şekilde derslerini de sürdürüyor. Ben kendisini kutluyorum. Yani bu zor süreçten süreci atlatmak belki mümkün değil ama bu süreçten çok dirençli bir şekilde geçiyor. Bana da örnek oluyor. Kendisine her anlamda hem sanatsal üretimi hem kişiliği, Nur Hocam öyle, Zafer Hocam öyle örnek aldığım kişiler. Onların desteğiyle bunu yaptığımız için de, bu etkinliği yaptığımız için de çok mutluyum. Ve beni ilerisi için de umutlandırıyor. Daha iyi şeyler yaparız diye de düşünüyorum. Zafer Hocam böldüm, kusura bakma. Yok estağfurullah hocam. Şeyi söyleyecektim ben. Şimdi Esra Fırat mesela arada yazmıştı, ben İskenderun ilçesindeyim ama ben de hani çok tabii etkilendim ve üzüntülüyüz. Yani şimdi herkes çok ciddi anlamda burada büyük acılar yaşadı. Ben şunu istiyorum aslında, evet kolay değil fakat bu işi sanatla biraz daha farklı bir yere çekelim. Hani şu an mesela katılımcı gördüğümüz 28 kişi var. Örneğin eseri burada hani katılımcı olan ya da olmayan, yani eseri olmasa bile buraya katılmış, Antakya'da bulunmuş, bizimle duygularını paylaşmak isteyen ya da eserleri üzerine konuşmak isteyen arkadaşlarımız, hocalarımız varsa acaba katılım sağlayabilirler mi? Yani yalnızca biz konuşmasak burada hem dediğim gibi orada olan, orada bulunmuş ve hala belki hani orada bulunmak durumunda olan bu
çalışmamıza katkı sağlamış eserleriyle arkadaşlarımız, hocalarımızdan konuşmak isteyenler ya da bu toplantıya katılma, katkı sunmak isteyenler varsa çok seviniriz. Hani özellikle onlara bırakalım istiyorum ben sözü, ama tabii bu zorla olmuyor. Hani eğer katılmak isterlerse, konuşmak, görüşlerini, duygularını paylaşmak isterlerse çok seviniriz. Şu an için herhangi bir şey gelmedi. Hani sesim geliyor mu? Evet. Merhabalar, ben Havva Okdemir Ekici, Eskişehir'den katılıyorum. Hocalarım çok güzel konuştular. Ayben Hocam, Berna Hocam. Şu an çok heyecanlandım. 96 girişliyim Mustafa Kemal Üniversitesi'ne. Ayben'le birlikte öğrenciliğimizi yaptık. Ayben'le ev arkadaşlığı yaptık. Yani o kadar, yani çok güzel ifade ettiniz. Söyleyecek başka bir şey bulamıyor. Yani şu an boğazım düğümlendi. Ay, böyle bir organizasyon yaptığınız için, böyle bir birliktelik sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayben arkadaşım son dakikada bana haber verdi. Evin trafik yoğunluğu içerisinde hemen iki resmimi, fotoğrafını çekip gönderdim. Yaptığım eserler pandemi döneminde yapmıştım. Sulu boya çalışmaları, naçizane kendimce evde çalıştığım işlerdi. Pandemiyi ancak resim yaparak atlatabildim. Öyle söyleyeyim. Antakya bizim için çok önemli. Yani çocukluğum, ben her orada olgunlaştım. Hepimiz öyle olduk. Çok güzel günler geçirdik. Heyecandan fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama bugün 23 Nisan. Biraz önce Berna Hocam çok güzel söyledi. İçimizdeki çocukları kaybetmeden büyümek istiyorum. Nisan ayı bizim doğum günümüzdü Aybenciğim, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum Havacığım. Evet. Ya ben şöyle bir katkıda bulmak istiyorum. Hava şimdi böyle boğazın düğümlendi deyince gerçekten, evet, orada çok fazla anı biriktirdik. Herkesin anısı, evet, var. Evet. Yani belki de gerçekten hani bu kadar birikintileri yazmak gerekiyor. Hem hocalar hem öğrenciler. Evet. Gerçekten Antakya özel bir yer ve Ayhan Hoca'nın bahsettiği gibi, yani biz oranın ilk öğrencileriydik. Biz dördüncü mezunu oluşturan öğrenciler. Evet. Bay Bora'yı, evet, görüyorum. Bizim bir üst dönemimiz, yanlış hatırlamıyorsam. Onların, aha, mesela hocaları, mesela Ilgıs Hoca'dan biz ders almadık ama Ilgıs Hoca'nın da katkısı var. Onu da gördüm. Onların, hı-hı, da çok anıları var bizim bilmediğimiz. Belki de o en baştaki tarihten başlayarak bir şeyler yazmak isteyebilir hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız, bilemiyorum. Yani burada belki bu konuşulabilir. Yani şu anda benim aklıma pek çok şey geliyor. Ben ufak bir şey anlatayım. Birazcık da ortamı neşelendireyim. Olcay hocamızdan bir nebze de olsa biraz çekinirdik. Yani bilmiyorum, öğrenciler olarak. Hocalarımız, yok, biz de fena halde çekinirdik. Çok çekinirdik. bizim baskı atölyemizde, Musa Hoca'nın atölyesinde şöyle uzunca masalar kurup işte onun etrafında toplanıp kısırlarımızı, katıklı ekmeklerimizi yerdik. Olcay hocamızı da davet etmiştik. Yılını hiç hatırlamıyorum. Tabii doğal olarak işte plastik çatallar, plastik tabaklar falan. Olcay Hoca katıklı ekmeği plastik çatalını batırırken kırıldı. Ve benim içimden birden Olcay Hoca'nın elinden de hiçbir şey kurtulmuyor cümlesi çıkıverdi. Ne demiyorsun Ayben dedi. Ve ben orada hiçbir şey diyemeden yutkundum. Yani böyle şeyler şu an geliyor aklıma. Bilmiyorum, daha çok şey var. Beraber işte oda arkadaşlığı yapmış hocalarımız var. Askere giderken uğurladığımız hocalarımız var. Öğrenci evlerinde sofralar kurmuşluğumuz var. Bilmiyorum, belki bunlar yazıya dökülebilir. Güzel bir toplantı oldu. Yani şu an 28 kişi var, 32'ydik ama belki sonra da büyük bir sayıyla toplanabiliriz.
Ben de katkı sunmuş olayım ve Hava belki başka şeyler söyleyecektir. Teşekkür ederim. Olcay Kırışoğlu ile ilgili çok küçük araya girebilir miyim? Şimdi Olcay Kırışoğlu hepimizin hayatında çok farklı bir yere sahip. Benim de ilk dekanım, ilk işte lisansüstü eğitimimde hocam, aynı zamanda aslında Hayriye Hoca da vardı, Hayriye Başar'a. O da tabii, onu da anmak lazım. İlk araştırma görevlisi olarak başladığımda, ama Olcay Kırışoğlu çok başka bir şeydi. Ben hemen şöyle bir örnek vereyim size. Bir araştırma görevlisi olarak bu sakal, bu piercing ve bu kıyafetle okula girmem mümkün değildi. Yani öğrenci olmayı geçtim. Olcay Hoca kapıda karşılar, git çeki düzen der, kendine öyle gel der. Yani asker gibi böyle hepimiz. Sadece öğrenciler değil, bizler de. Ama keyifli dinler. Mesela ben Ufuk Atilla söz istiyor bu arada. Ben çok şey öğrendim Olcay Hoca'dan, Olcay Kırışoğlu'ndan. Antakya'nın dediğim gibi hayatımıza çok büyük katkıları oldu. İşte sizler, bizler de gençtik ve gerçekten şey, çok farklıydı. Ya hocam, ağzını yırtarsın ama yani şey gibi, hani kaybetmişiz gibi bile konuşuyoruz değil mi? Valla şimdi yırttım. Evet, evet. Fotoğraf bile bir şey yaptı. Ufuk Bey'e şöyle bir kendime çeki düzen verdi. Hani bir şekli geldi. Birkaç laf etmem gerekli. Olcay Tekin Kırışoğlu. Ufuk Atilla söz istedi hocam, unutmayalım. Ona sonra verelim. Ben Olcay Hoca'nın sözü geçmişken onu anmadan geçmeyelim. Kendi hayatta Nur hocamız sağ olsun iletişim kurdu. Bize bu projemizden dolayı tebriklerini iletti. Başarılar diledi sağ olsun. Olcay Tekin Kırışoğlu sadece bizim bölüm başkanımız, dekanımız değildi. Aslında çok önemli. Türkiye'de 4-5 önemli sanat eğitimciden biriydi. Fakat biz çalışırken tabii disiplini, benim önemsediğim disiplini orada bir gerilim yaratıyor olsa da bizim hayatımızda önemli izler bırakmış. Çok önemli bir sanat eğitimci, iyi bir insan ve bence bizim fakültedeki bu bölümün, bu nitelikli bölümün kuruluşunda bu hocaları da orada kadrolara alarak da önemli bir şey yaptı ve bugünlerin aslında temelini attı. O yüzden ben kendisini tanımış olmaktan, aldığı ilk asistan da benim. Çok da fırçasını yedim. Çok ciddi de hani bu zorlukları yaşamış olmama rağmen kendisi çok değerli, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en önemli sanat eğitimcilerden birisidir. Onu tanımış olmak, onun asistanı olmak benim için bir mutluluk vesilesiydi. Bunu da gururla her yerde ben söylüyorum. Tekrar Ufuk Bey'e verelim sözü. Hocam çok özür dilerim. Şimdi pasaportumu alacağım bir saniye. Şuradan. Bir dakika hocam. Hocam kapıdan geçiyormuşuz. Ben siz konuştuktan sonra söz hakkı alsam daha iyi olacak. Tamam olur. Nuri hocam. Kusura bakmayın. Bir şey eklemek isterim arkadaşlar. Mustafa hocamla iletişime geçmiştim biraz önce. Dijital kaynaklarına ulaşamadığından, hard disklerin birçok şeyine ulaşamadığı için, çalışma gönderemediği için çok üzgün olduğunu söyledi. Bu etkinliği başarılar diledi. Yani kendisi çünkü bayağı bir zor durumda. Evi yıkılmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla tüm resimlerini ve dijital kaynaklarını, hard disklerini, birçok bilgisayarındaki belgeleri ulaşamıyor. Onu belirteyim. Ilgaz hocamla ilişkin mesajla ileteyim. O da bir seyahat halinde olduğu için katılamıyor. Bu etkinlik resimlerini gönderdi. Katılamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Mesaj almış bana. Onları ileteyim istedim. Ha, Olcay hocamla da biraz önce Ayhan hocam paylaştı. Aynı dilekleri etkinlik için bizleri kutladı. Başarılar diledi. Onu da iletmiş olalım. Teşekkür ederim. Hocam ben küçük bir şey daha söyleyeyim. Olcay Kırışoğlu benim için topuk sesidir. Yani Olcay Hoca döpiyesini giyer, topuklusunu giyer. Öğretmenler odamız vardır yukarıda. Saat 10'da ve 3'te çay olur. Herkes orada briefing alacak ve briefing verecek. O koridorda böyle tak 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 sesi duyduğumuz anda hepimiz şöyle bir dikkat çekerdik. Hani Olcay Kırışoğlu benim için hakikaten topuk sesidir. Onu duyduğumda hala aklıma gelir yani. Böyle tak tak ses duydun mu? Tamam derim. Ama bir asaleti vardı yani.
Tabii tabii. Her gün o böyle pırıl pırıl hala var canım, hala var. Ben 2001'de İstanbul'a gittim bir davet sebebiyle, bir sergiye katıldım. Tophane'ye gittim. Orada sergiyi geziyorum. Bir baktım Olcay Hoca. Tabii yardım alarak yürüyor ama orada o hala sergilere falan katılmaya, o bahsettiğimiz o karizmasıyla her yerde görünmeye devam ediyor. Bay Bora Temel hocamızı görüyorum. O da katkı verirse, çok da uzatmayızsa, tabii böyle zamanlarda söz almak falan zor. Gökhan Maraşlıoğlu söz istiyorum. Karani arkadaşını görmek istiyorum burada. Bay Bora Temel hocamız açtı. Ha, selam herkese. Ya sizi hakikaten çok duygulu bir şekilde dinliyorum. Anlattığınız hikayeleri de. Hepimizin anısı var tabii orada. Ben de bu tip durumlarda çok konuşamıyorum. O yüzden söz almak da istemedim ama ismim geçtiği için Ayhan gireyim dedim ben de. Hepinize geçmiş olsun. Ben tabii çok uzaklarda yaşadım ama çok da üzüldüm. Oradaki belleğimizin mekanlar, belleği oluşturan şeyler de mekanlar, dostlar, ondan sonra, ve hikayeler. Tabii mekanlar yok oldu gitti ama işte hikayeler devam ediyor. Oralarda tekrar inşa edilecek, yeni hikayeler yazılacak. O yüzden hepinize geçmiş olsun. Böyle bir organizasyona da katılmaktan çok mutluyum. Onur duyuyorum. Sizleri tekrar görmek, eski dostları, benden sonra mezun olan ve tanımadığım arkadaşlar var burada. Onlarla da burada tanışmak beni çok mutlu etti. Mikrofon kapalı. Kadıla kadıla güldüm. Özellikle topuk sesine. Kim yaptı o espriyi bilmiyorum ama. Olca hakikaten konunun merkezine geldi fark ettiyseniz gene. Sayesinde depremi unuttuk bir ara. Beni de ben bir şekilde en üst kattaki, sonradan kaçak çıkma, dördüncü kattaki, üç müydü dört müydü hatırlamıyorum, atölyede model yatağında uyuyakalmıştım. Ve anahtarı elime geçirmişim bir şekilde. Biraz haylaz bir çocuktum galiba o zamanlar. Ve üstüme kilitlemiştim. Uykudan Olcay Hoca'nın sesiyle uyandım. Bende de öyle bir anısı vardır. Hayatta olduğuna çok sevindim. Vefasız bir çocuğum tabii. Onu da uzun zamandır aramadım. Nuri Hocam'la bir araya geldiğimizde de kulaklarını çınlatıyoruz. Hakikaten çok önemli, değerli bir insan. Değerli bir akademisyendi. Ben tabii disiplinsiz, hafif de tembel bir öğrenciydim ama beni bile yola getirmeyi başarmıştı 3. sınıftayken. Birçok şeye vesile oldu hayatımda. Belki o süreçlerden geçerken hiç onu anmadım ama biliyorum ki önemli bir yeri var. Ve sizlerin, özellikle hepinizin. Hakikaten iyi bir gruptu orası. Çok enteresan ve şeydi, bir zenginlikten, olanaklardan doğan bir grup değildi. Tamamıyla olanaksızlıklardan ve biz var ettik galiba bunu. Güzel anılar var. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kıvama geldim, daha da uzatacağım ama hepinize tekrar çok geçmiş olsun. Bundan sonra da umarım temasımız sürer. Sizleri tekrar görmeye de çok mutlu oldum. Hoşça kalın. Görüşürüz gene. Ben sözü burada bitireyim. Biz de öyle çok mutlu olduk. 99'dan sonra ben ilk kez görüyorum. Bay Bora'yı bizim üst sınıfımızdı. Mezun olduktan sonra ilk kez görüyorum. Ali Hocam katıldı. Baştan beri var mı bilmiyorum ama hocam herkesi yetiştirdik. Ceyhan Özer de burada. Konuşmak isteyen herkes lütfen söz alsın.
Ben de ben herhalde araya girdim. Buyurun hocam. Olcay Hoca deyince ben de bir anımı şu an bağlantı fırsatı da bulduğum için anlatmak isterim. Tam birinci sınıfta şey yapıyorduk biz. Ana sınıfındaki öğrencilere resimler çizdirip bize yorumlattırıyordu Olcay Hoca. Sınıfta bir gün ben de işte şey yaptı. Dedi ki sen bu resmi yorumla bakalım dedi. Resmin üstünde de çocuğun yaşı yazıyor. İşte adı soyadı yaşı yazıyor. İşte resmin özelliklerini anlattım. Şöyleydi, böyleydi derken. Kaç yaşında dedi. Dedim ki 6 yaşında. Nereden biliyorsun dedi. Ben dedim ki hocam üstünde yazıyor. Sonra o çok katı bir hoca olduğu için derste. Sonra bu şey üzerinde çok fena gülmüştük beraber tüm sınıfça. Ben de böyle bir anımı bildirmek istedim. Tatlı bir an diye. Böyle araya girmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Az önce benim adım geçti. O zaman bir iki cümle de ben kurayım eğer izniniz olursa arkadaşlar. Herkese merhaba. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Ayben bana bir mesaj gönderdi bu sergiye katılım için. Sergi çok güzel bir etkinlik, çok olağanüstü, keyifli bir etkinlik. Yaşananları anlayabilmek için orada olmak gerektiği konusunda hem fikrim böyle empati vesaire 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 gibi şeylerin olmayacağını çok iyi biliyorum. Benim kız kardeşim de İskenderun'da yaşıyor. İşte ev yıkılma, gitme, gelme vesaire gibi şeyleri ondan gördüm ve durum çok vahim. Antakya benim için çok çok özel bir yerdir. Yani üniversite hayatım boyunca Bay Bora, sevgiler ve arkadaşım, selamlar tekrar dostum. Çok güzel şeyler yaşadık, çok güzel şeyler biriktirdik. Az önce çok güzel bir tarif etti Bay Bora. Orada birbirimizin öğretmeni olduk. Çok genç, ateş gibi bir kadro. Elinde ne varsa, aklında ne varsa bizimle paylaşan bir eğitmen kadrosu vardı. Herkes mücadele ediyordu. Yani yoksulluk, eksiklik adına ne derseniz deyin ama biz Antakya'dan çıkıp Biennaller, Triennaller vesaireler gezen bir ekiptik. Gitmediğimiz yer yoktu o dönem içerisinde. Ama bunu bize hatırlatan arkadaşlarımız, hocalarımız vardı. Çok da keyifli bir süreçti, çok verimli bir süreçti. Ve sanat hayatı hala devam ediyor o nedenle. Emeği geçen bütün hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün sevgili dostlara sağ olsun diyorum. Görüşmek dileğiyle tekrar buralardayım. Teşekkür ederiz. Ali hocam sen katkı vermek ister misin? Merhabalar herkese. Merhaba. Ya benim planımda vardı katılmayı ama ben havalanda bir kız kardeşim gelecekti. Röter yaptı. Orada kaldım. Yetişemedim bir saat kadar. Sonra benim bir make var. Giremedim. Onda bir sorun yaşadım. Telefondan hiç hoşlanmam ama şu an telefonla katılıyorum. Böyle uğultu gibi geldi bazen. Geri kapattım. Geri girdim. Kimler var bilmiyorum ama havayı görüyorum. Ayhan'ı gördüm. Zafer hocamı gördüm. Merhabalar. Başını kaçırdım. Hangi çerçevede gidiyordu? Bir ara girdim, Ayben'in işlerini anlatıyordu. Orayı hatırlıyorum ama ben öncelikle bu projeyi hani bazı bu tür toplumsal olaylarda birilerinin bir şey yapması gerekir ya, bir taraftan ne yapılabilir diye bekliyordum. Derken bu projeyi duydum sağ olsun hem Ayhan hem Nuri hocam aradılar. Katılmaktan son derece keyif aldım. Hatay'la ilişkili de biraz dinledim. Ceyhan güzel tanımladı. Benim de çok yani 23 yaşından mıydı neydim geldiğimde çok gençtik. Yeni mezunduk. Ben kendi büyüdüğüm şehir de gitti. Yani İslahiye'de çok depremde olağanüstü etkilendi tüm ailem. Yok. Eşim akrabalarını kaybetti İskenderun'da. Yani Malatya'da okudum. Orası bir garip. Orada arkadaşlar arıyorlar. Orası çok etkilendi. Ama ben en çok Adana'da biz de deprem bölgesinde olmamıza rağmen Hatay beni çok etkiledi. Çünkü tesadüftür ki ara ara gidiyorum. En son Temmuz ayında gittim. O kadar çok gezdik ki Sezgin Hoca'yla. Hatta Nuri Hoca'yla da konuştuk orada telefonla. Şu cümleyi kurdum. Sanki buraları hiç görmemişim ya da bir daha görmeyecekmişim gibi niye geziyoruz diye söylendim böyle. Her tarafını. 3-4 gün. Fark etmeden o hani ilk gençlik yıllarımızın geçtiği tüm mekanlarla bir tür vedalaşmışız gibi hissediyorum şu anda.
Son derece üzüldüm. İskenderun'a kadar gördüm. Antakya'yı görmedim ama oradaki arkadaşlarla hep iletişim halindeydik. Hani ben de bir depremi biz de yaşadık. Evimizde derin çatlaklar, sorunlar var. Evlerde kalamadık. Ama çok üzüldüm. Yani gitmek isterdim Hatay'a. Hani orada bir derece de olsun bir katkıda bulunmak isterdim. Dışarıdan bir takım desteklerde bulunduk ama içim yandı. Çok son derece fazla yandı. Ama sanırım beni Hatay'dan çok ortam. Hani şimdi düşünüyorum oradaki arkadaşların hepsi farklı şehirlerde. Sanırım bundan sonraki yaşamımda da benim için en önemli bir dönemdir Hatay. Hiç unutamayacağım. Hatta herkesin hep bana Hataylısın, Hataylı, Hataylı. Ben Hataylı olmadığımı çok zor anlattım bazı buradaki çevreye. Hep oralı sanıyorlar beni garip şekilde. Çok üzgünüm. Sürekli sosyal medyada izledikçe daha da kötü olduk Hatay'a ilişkin. Ama bir taraftan da yaşam devam ediyor. Bu etkinlikte gelen davet metninde de bir başlangıç olarak tanımlanmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. En azından bir şehirde, şu anda hepimiz farklı farklı şehirlerde, farklı farklı kimliklerde insanlarız ama ortak bir payda varsa, hepimizi bu derece etkilemişse demek orada güzel şeyler yaşamışız. O kent bize çok şey katmış diye düşünüyorum. Bu anlamda da bu tür bir projeyi ön ayak olan, yol açan, emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de burada geçmişte hani bazı arkadaşlarımızı yıllardır görmedim. Görürüm umuduyla da böyle istekli katılmıştım. En azından birkaç kişiyi görüyorum. Ondan da önce de son derece mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Umarım bu bir başlangıç olur. Şehir, bizler zamanla yaralarımızı, hüzünlerimizi bir biçimde temizler, arındırırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben hemen araya girmek istiyorum. Ali Hocam katılmışken. Ali Hocam Uşak'a kadar geldi fakat ben yanlarına gidemedim. Çok özür diliyorum çünkü bir ağır bir kaza geçirmiştim. Belki duymuşsunuzdur. Maalesef hani raporluydum ve istirahatteydim. O yüzden yanınıza gelemedim. Özür diliyorum. Katkılarınız için de çok teşekkür ediyorum. Burada uluslararası bir Ex Libris yarışması yaptık. Ali Hocam da jüri üyesiydi. O yüzden özür diliyorum. Hani katılamadım, yanınıza gelemedim. Maalesef iyi durumda değildim. Şimdi toparladım kendimi biraz. Çok geçmiş olsun. Ben görürüm umudum vardı. Evet, hatta hocam. Ben sabahtan geldim. Çok bir gün önceden geldim. Şey düşündüm. Direkt üniversiteye giderim diye. Ama beni pat diye direkt ön hazırlık diye belediyeye götürdüler. Çıkamadık akşama kadar. Evet. Salim Hoca da rahatsız olmuştu. Senin de haberini aldık. Ama ben de görüşmeyi isterdim. Hiç önemli değil. Artık bir başka zamanı. Yine bekleriz. Salim Hoca'yı ziyaret ettik ama sana kısmet olmadı. Çünkü ben hani araç yok. Oraya bağımlı kaldım. Oradaki akışa evet. Kımıldayamadım biraz da. Yine bekleriz hocam. Her zaman bekleriz. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim. Güzel bir etkinlikti. Uşağı da görmüş oldum. Güzel bir arşiv kaldı belediyeye. Teşekkürler hocam. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Söz almak isteyen var mı? Biraz önce vardı Yunus. Pardon şimdi. Ben de bir söz almak istemiştim ama uygunsa. Evet. Gökhan. Evet şimdi Gökhan Bey. Ben de Antakyalı olarak en azından bir söz almalıyım. Antakya'da doğdum ama aslında belki de hani ilkokul lise arası Antakya'da büyüyememedim. Bunun da dezavantajını hep yaşıyorum aslında. Lise son sınıfı üniversiteyle tekrar Antakya'ya dönmüş oldum. O dönemde de bu arada Ayhan hocamızın çok etkisi ve katkısı var. Beni birinci sınıfta daha belki de üçüncü hafta öğrencisiyken sanırım bu topluluk etkinlikleri olurdu. Kendisi de hatırlar belki biraz sanatlar etkinliği. Evet. İstat aracıyla bayağı bir faal olma yolunda bizi alıştırmıştı. O yüzden teşekkür ediyorum Ayhan hocama tekrardan. Berna hocamla zaten birlikte hem öğrenciyken kendisini sık sık ziyaret ederdim. Tabii aynı mekanda iş yapmaya başladı. O nedense seyrerdi ama çok kıymetli, çok değer verdiğim bir hocam kendisi de. Yaşadığımız şey çok ağır gerçekten. Hani o konu hakkında çok konuşabileceğimi düşünemiyorum. Çünkü ailecek yani eşim tarafı, babamlar
Hepimizin evi ağır hasarlı ve evlerimize dönemeyeceğiz ve şimdi liste bekliyoruz ki yıkılacak gün ne zaman? Yani tarifi çok zor. Yani gidip de sığınacağınız bir yer kalmıyor. Şehir merkezindensiniz, köyünüz de yok. Hani bir köye çekilelim, arada bir tekrar ayağımız orada kalsın da diyemiyorsunuz. Maalesef depremin hemen ertesi günü çıkmak zorunda kaldık. Ve aradan neredeyse 3 ay geçti. Ben 3 gün bile geçti gibi hissedemiyorum. Yani hep orada bir pause tuşuna bastık ama sanki play'e basınca aynı yerden hem devam edecek miyiz, edemeyecek miyiz? Sosyal medyada görüyoruz. Birkaç defa git gel yaptık ama yani şehir silindi resmen. Hani buradan nasıl bağlayacağım konuyu? Sizlerin bu etkinliği gerçekten çok değerli. Hani biz Antakyalılar tabii ki şehrimize sahip çıkacağız, yeniden inşa edeceğiz diyoruz ama inanın dışarıdan gönül verenler ve sevenlerin desteği çok önemli. Yani sizin el uzatmanız da çok daha kolaylaşacak diye düşünüyorum. O yüzden bu sergi için tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen tüm hocalarıma. Bunu belirtmek istedim. O yüzden söz verdiğiniz için de teşekkür ederim tekrar. Başka etkinliklerde umarım tekrar görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Şimdi Ali Hocam, işte sonradan katılanlar var. Ben Maraş Göksu'ndan Çevli'ye kadar o bölgedeki her yeri gezdim. Nurdağ'ı, İslahiye'yi, Samandağ'ı, Antakya merkezi, Maraş'ı. Bu bölgeleri gezdim ve orada yaşananları sözlerle anlatmak mümkün değil. Hatta duyumsamak bile mümkün değil. Bu etkinlikte bu acılardan çok söz etmek istemedik. Bunları dile getirmek, tekrar canlandırmak istemedik. Yoksa Gökhan'ın, belki Gökhan binde birini bile anlatmıyor yaşadıklarının. Bunların farkındayız. Zaten bu duyarlılık göstermemizin sebebi, bunlara girişmemizin sebebi aslında biraz da buydu. Hani sözlerle değil de etkinliklerle, faaliyetlerle belki yanınızda olmak, sesinizi duymak, sesimizi duyurmaktı. Bu bir başlangıç. Herkes katkı verdi, destek oldu. Burada olmak isteyip de olamadıklarını biliyorum. İşte Ünal Hoca mesela burada olmak isterdi ama olamadı. Ben kısa bir geçiş yapıp belki sonra toparlarız. Şimdi biz pandemi yaşadık. Bizim 1,5 yıl boyunca öğrencilerimiz okula gelmedi. Şimdi de yarım dönem daha gelmeyecekler. Sonra da bu çocuklar lisanslardan mezun olacaklar ve üniversite bitirdik diye düşünecekler. Oysa ki ben kendi adıma örneğin 97 ile 2001 yılı arasında neredeyse her gün bir aksiyonun içindeydim. Yani her atölye günü, her ders günü, her çarşıya çıktığımız, her bir yere gittiğimizde bir olay yaşıyorduk, bir şey öğreniyorduk, bir işte Bay Bora ile falan kavga ediyorduk. Hep bir aksiyon vardı, bir şey vardı yani. Fakat şimdi öğrenciler kampüs görmüyor, fiziksel olarak hocayı görmüyor, online ortamda resim yapıyorlar falan. Biz çok şanslıydık bir yandan. Bizim de bugünlere gelmemizi o günler sağladı. O yüzden Antakya'nın hayatımızda çok önemli bir yer edinmesi de çok şaşılacak bir şey değil. Eski haline gelmesi mümkün değil. Gitmeyenler bence gitmesin. Anılarında hatırladıkları gibi bıraksınlar. Çünkü anlatılacak gibi bir şey değil. Orada olup biten, biz Gaziantep'te birebir yaşadık ama yanından bile geçmez. Korkunç şeyler yaşanmış, yaşanmaya devam ediyor. Umut ediyorum ki en azından kentin belleğini, o hatıraları Ayben'in de dediği gibi not etmek, yazmak, yayınlamak, görselleştirmek adına bir şeyler yaparız. Bence bize bundan sonra görev düşüyor. Çünkü bu travmaların etkilerini hala gün yüzüne, suyun üstüne çıkmış değil. Yani Gökhan söylüyor işte konuşabileceğimi sanmıyorum diyor. Bunlar yıllarca sürecek. Yıllarca sürecek ve aslında belki de iş bundan sonra başlıyor. 64 kişi katıldı, eserlerini verdiler, destek oldular. Buradasınız, çok sağ olun, var olun. Sizi tanımak, görmek, sesinizi duymak, öğrenciniz olmak, hocanız olmak, arkadaşınız olmak önemli bir şeydi. Katkı veren herkese ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Umarım daha iyi şeylerde fiziki olarak da bir araya geliriz. Varsa söz almak isteyen devrede... Hocam, Salih Sahil var söz almak isteyen. Sesim geliyor mu acaba? Evet, buyurun. Alo, sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim bu organizasyon için. Ben Gökhan Hoca'nın da öğrencisiydim. 2018 mezunuyum.
Gökhan Hoca'nın bahsettiği şeye benzer şeyleri ben de yaşadım. Depremi bizzat iyi yaşamadım. Birkaç saat öncesinde Ankara'ya, Şerefli Koçlar'a öğretmenlik yaptığım yere doğru yola çıkmıştım. Bizim binalarımız kaldırıldı. Acil yıktırılacaktı. Bize haber verilmeden yıktırıldı. İçinde benim de resimlerim, çok çağınım vardı. Gökhan Hoca bağladı. Ardından diğer hocamız da katkı sundu. Ben daha çok gelecekte ne yapacağız onu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Hatay'ın kendi mozaiği, kendine has dokusunu kaybetmemesi için biz sanatçılara gerçekten de ihtiyaç olduğu aşikar. Yani herhalde hepimiz bu konuda hemfikiriz. Bu iş sadece üstün körü bir matematikle, fizikle tamamlanacak bir iş değil. Yani yeniden kurulacak şehirde sanatsal bir dokuyu görmemiz gerekiyor ve bu yani sanatçılar dışında başkalarına bırakılacak bir şey olmaması lazım. Bu yaptığımız sergi bunun bir kıvılcımı olsun. Bundan sonra da bir sonraki projemizde mesela Hatay'ı şekillendirmek üzere toplanacağımız bir sempozyum mu diyelim. Öyle bir çalışma olsun isterim. Hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Evet, biz de teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Ali Doğan Hocam'ın eserlerini de evet ekrana alalım. Tabii ben sohbete dalınca onları açmadım. Bay Bora temelinde çalışmaları hatırlatayım tekrar. Ben bir şey soracağım. Tabii. Gökhan arkadaş bölümde hoca mı? Evet hocam, ben de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümündeyim. Oranın öğrencisiydim. Yüksek lisansımı da kendi üniversitemizde yapmıştım. Ayhan hocamız asistanken ben öğrenciydim. Dersime girmedi ama bana ciddi bir hocalık yaptı diyebilirim. En azından nasıl faal olabiliriz, nasıl üretken olabiliriz, nasıl boş oturmayızı çok güzel yaşayarak gösterdi bize. Berna hocamız da danışmanımız gibiydi. Yani dersime girmediği halde, çünkü sanırım eğitim fakültesi görevlisi olarak aynı binayı paylaşıyorduk ama sürekli kapılarını çaldığım hocalarımdan birisiydi. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Memnun oldum. Ben hani öğrencilerimizi sizi tanımadım. O da anladım hocam. Bölümümüzü dediğince merak ettim. Çok memnun oldum. Demek ki Hatay'da bayağı bir yıllar olmuş. Neredeyse bak kaçıncı kuşak. Tabii. Yani ben şu an aslında bu jenerasyona göre geride kalanlardanım. Eski yani bile daha, sayılır Gökhan. Hocalarım asistan döneminde ben daha yeni lisans birinci sınıf öğrencisi durumundaydım. Ama hepsinin bir etkisi, bir dokunuşu oldu kesinlikle. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Söz almak... Evet, söz almak isteyen, katkıda bulunmak isteyen var mı? Söz alabilir miyim tekrar? Kusura bakmazsanız. Buyurun Nuri Hocam. Biraz önceki arkadaşımız çok güzel söyledi. Yani bundan sonraki durumu planlamamız gerekir, iyi olur diye. Ben de aynı fikirdeyim. Belli, ya bir platform üzerinden yine iletişimde kuralım, iletişimde olalım. Ve herkes önerilerini, ne yapılabilir konusundaki önerilerini bir bilgi bankası gibi toplayalım. Bunlar üzerine tekrar bir tartışarak yapılabilecek projeleri hayata geçirelim derim. Yani çünkü herkesin bir fikri var. Herkes şu an fikrini burada söylese herhalde bayağı bir 5-6 saatlik bir tartışmaya neden olur. Benim naçizane fikrim bunları yazılı küçük projeler haline getirelim ve bir yere toplayalım ve üzerine tekrar konuşarak yol haritamızı belirleyelim derim yani. Böyle bir önerim olsun benim de. Hocam iyi dedin. Biz bu serginin adını da onun için Bekle Antakya koyduk. Hani bir araya gelelim, sohbet edip ayrılalım diye değil. Bir araya gelelim, bir şeyler planlayalım, sonra da üstüne koya koya devam edelim diye planladık. Evet. Tabii burada hepsini söylemek mümkün değil. Şimdi biz Toprak Art Grup diye bir şey görmüşsünüzdür. Oradan paylaşım yaptığımızı. Bu Berna Hoca ile bizim 6-7 yıl önce kurduğumuz aslında bir doğa sanatı topluluğu grubuydu. Onunla biz çalıştaylar falan da düzenledik, etkinliklere de katıldık. Orası üzerinden yapmaya devam edebiliriz. Siz düşünceleriniz, projeleriniz, fikirleriniz varsa lütfen Toprak Art gruba yollayın.
Oradan yeni bir etkinlik planlayalım. Onun üzerine gidelim. Biz biraz önce bunu provasını yaparken bu toplantının Zafer Hocam'la, Berna Hocam'la, işte Nuri Hocam'la da konuştuk. Bir çalıştay planlayabiliriz. Yani içinde uygulama da olan, yazı çizi de olan, için teorik kısmının da olduğu bir çalıştay planlayabiliriz. Örneğin Zafer Hocam Uşak'ta, Uşak Belediyesi'nin desteğiyle böyle bir şey yapabileceğini söyledi. Orada olur ya da doğrudan gidip Antakya'da yaparız ama bir an önce bizim bir şeyler yapmamız lazım. Dediğim Evet. gibi bu Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi Uşak'ta yapılmasının anlamı ne diye sorabilirler. Şöyle, şimdi deprem bölgesi bu konularda hani nasıl söyleyeyim? Zaten yaralar sarılana kadar bir süre bu şeyleri yapamayız. Yani orada fiziki etkinlikleri yapamayız. Ancak şunu yapabiliriz. Başka bölgelerde yapacağımız fiziki etkinliklerden elde edeceğimiz belki Kazanımları. kazanımları oraya yönlendirebiliriz. Yani o yüzden ben böyle bir teklifte bulundum. Yani kafamızda bu tip şeyler var. Yani neden olmasın? Mesela başka bölgelerde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin kazanımlarını hem kültürel hem maddi manevi bütün kazanımlarını o bölgeye yönlendirelim. Yani aslında deprem bölgesi dediğimizde çok büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Biz şu an buradaki bir çekirdek kadroyla hepsine birden yetişmemiz mümkün değil. Ama bizim temelimizde yani gönlümüzde hep Antakya var açıkçası hep konuşmalarımızda. Dolayısıyla eğer tabii mümkünse bütün enerjimizi ve çabamızı Antakya için sarf etmeye harcamayı düşünüyoruz. Açıkçası yani yapacağımız etkinlikler maddi manevi kazanımlarının tamamını Antakya'ya yönlendirmek istiyoruz. Bilmiyorum hani Ayhan Hocam, Yani Berna Hocam. çeşitlendirilebilir. Bu etkinlikler paralel etkinliklere dönüştürülebilir. Biliyorsunuz Adıyaman'da da bir Güzel Sanatlar Fakültesi ve orada bir resim bölümü vardı. Orada sadece resim bölümünde 7 tane orada faal olarak okuyan öğrencinin vefatını duydum. Benden sonra belki daha da sayılar değişmiştir. Her yerde acılar büyük, kayıplar büyük. Dediğim gibi bizim her şeye yetişmemiz mümkün değil. Ama bizim yapacağımız bu etkinlikler paralel etkinliklere katkı sağlayabilir, onlara da yol gösterebilir. Ama dediğim gibi Antakya hepsi içerisinde kendine özgü nitelikleri, kültürel zenginliği, tarihsel boyutu, insan kaynakları sebebiyle çok özgün bir şehir, çok değerli bir şehirdi. Ve bu şehir bence gidip gördüklerim üzerine söylüyorum, birebir en çok etkilenen kent ve %90'ının ayakta kalması mümkün değil. Yani yıkılanlar dışında ayakta duranlar da yıkılıp kentin %90'ı boş bir alana dönüşecek. Dolayısıyla oranın yeniden inşasında bir TOKİ mantığı güdülürse, yani sadece oralara binalar inşa edilirse, oranın bütün tarihselliği yok olur. Bu anlamda bizim oranın belleğini oluşturmak için yazarak, çizerek, düşünerek, videolarımızla, konuşmalarımızla bu gibi etkinliklerle sürekli faal olmamız icap ediyor. Bu sadece Antakya'nın zenginliği değil aslında. Hem bu bölgenin hem Türkiye'nin, belki de dünyanın bir zenginliğiydi. Bizim zamanımızda yeniler hatırlamazlar. Bu kültürel dönüşüm etkilememişti. Biz Antakya'da Büyük Köprü'nün orada, eski müzenin orada yürüyemezdik turistler sebebiyle. Oraya turlar gelirdi, onlarca otobüs gelirdi ve her yer turist doluydu. Biz onları, yani ben o kadar çok turisti bir arada orada gördüm. Buralardan bu noktaya Evet. gelmesi çok üzüntü verici ama elimizde imkanlarımız var. Açılışta da söylemiştim. Yani bir sosyoloğun, bir iktisatçının, bir belediyecinin yapamayacağı şeyleri yapma yeterliğimiz var. Bizim orada biriktirdiğimiz anılarımız var. Belki çalışmalarımız var. Onun için buraya odaklanmak çok bence önemli. Enerjimizi dağıtmamak adına. Ama paralel etkinliklere destek vermek, örneğin ben Adıyaman'a da katkı vermek istiyorum. Çünkü orası da ikinci derecede en büyük kaybı yaşayan yer. Ve yeni yani yapılanan bir fakülteydi. Bu bölge kendi zenginliği tarihsel anlamda çok fazla olmasına rağmen pek çok şeyden de mahrum bir bölge. Ben Ankara'da doktoramı yaptım. Oradaki Bay Bora'nın da dediği gibi hani biz yokluklar içerisinde bir şeyleri var etmeye çalışıyoruz. Ya ben Gaziantep'te resim bölümünü kurduğumda biz eğitim fakültesindeki dört odaydık.
Şimdi bir binamız var. Sanatta yeterlilik bile açtık. Bir süre de yaptık, yapıyoruz. Yokluklarla yapıyoruz. Daha da çok şey kaybettik. Daha da yoksunlaştık. Bu noktada bence enerjimizi Antakya'ya odaklamak bütün Türkiye'ye katkı verecek bir şey. Söz almak isteyen varsa onu dinleyelim, yoksa da toparlayalım. Çok uzun vaktinizi aldık. Neredeyse 1,5 saate yaklaşmış. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet hocam. Bizim öğrencilerimizin Çukurova'da ortalama %35 belki 40'lara yakın bir oranı Antakyalı. Şu anda da biz oradaki travmanın boyutunu, bir de bize özellikle okul uygulaması staj derslerinden onlara hak tanındı. Oradaki okullar aktif olmadığı için bize öğrenci de geldi. Olağanüstü zor durumdalar. Şöyle ki, buradaki öğrenci depremden dolayı yurtları elinde alınıyor. Hataylı çocuk yurttan çıkıyor. Antakya'ya gidiyor, kalacak yer yok. Buraya geliyor, yurtları kapalı. Ve dersleri de yüz yüze, hani zorunlu olmasa bile diye böyle bir şeye dönüştürdüler. Ben o öğrencilerle de bir Hatay'a bağımdan dolayı iletişimim çok güçlü. Çok çok ciddi problemler var. Ve bu uzun süreli sürecek. Hani bu seçimden sonra ya da bir yıl sonra şehir hiçbir şey düzelmeyecek. Çok belli. Çok uzun soluklu bir düzelmesi, çok uzun zaman alacak bir durum. O açıdan ben bu tür, Zafer Hoca'nın da söz ettiği her türlü, gerek sanatsal olsun gerek daha değişik desteklere yönelik, şehirle ilişkili de olsun, kendim de ben her türlü desteğe hazırım. Zaten sıcak şeyin içerisindeyim, yani oradaki olup bitenlerle, buradaki öğrencilerle, çünkü çok yakınız. Tek bir şey söyleyeceğim. Ilgaz Hoca aradı dün ya da bir gün önce. 95 ya da 6'lı yıllarda olabilir. Bir uzun çarşı projesi yapılmıştı orada. Bir şehrin güne uyanışıyla ilgili bir performans etkinliği olmuştu. Onu da biz videoya almıştık. Ama ona ulaşmaya çalışıyor. Macit'te mi olabilir, Abdullah'ta mı olabilir? Hani bana sordu, bende değil. Onun bir VHS kaseti vardı. Çok güzel bir etkinlikti. Şehri yukarıdan aşağıya, tüm uzun çarşıyı kapsayan, sabahın gün doğumuyla birlikte. Hani onu bulmaktan söz etti. Hani burada kalabalık var. Belki Nuri Hocam, bilmiyorum, bir bilgisi var mı? Kim nerede bulabiliriz? Onun bir kaydı var. Bölümde mi kaldı onu bilemiyoruz. Ona ulaşmak ve onu da bu projeyle bir biçimde hafızasını, arşivini almak istediğini söyledi ama bilemiyorum. Hani şu an sesimi duyanlar arasında bir bilgisi olan var mı? Onu belirtmek istedim. Bilmiyorum. Burada Nuri, hatırlıyor musun? Projeyi hatırlıyorum. Videosunu falan ben izlemiştim. Ama kayıt kimdedir veya hangi şeydedir, depodadır bilmiyorum. Yani acaba Güzel Sanatlar'ın arşivinde var mıdır? Evet, arşiv tutuyorduk biliyorsun orada. Hem her evet. tür etkinliği topluyorduk. Öyle, orayı bakılabilir. VHS kaset dönemiydi. Profesyonel de bir çekimdi ama yani bu etkinlikle birlikte bir hafızasını oluşturma adına, hani bu hem dijital platformda da olabilir, hani böyle bir veri tabanı üzerinde uzun soluklu projelerin yer aldığı, arşivlerin yer aldığı, hani oradaki yazıların döndüğü bir şeye dönüştürülebilir. Bilmiyorum, sizler, hani Ayhan'ın bu işlerde bilgisi daha sıcak, daha yeni, bu tür geliştirilebilir. Hani bunu bir başlangıç olarak tanımlıyoruz. Ben de kendi adıma naçizane, gücüm ne yeterse yapmaya hazırım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bence herkes bir kişisel arşivine bir dönmeli. Fotoğraflarına, evet. resimlerine, notlarına, belki belleğindeki hatıralara bir dönmeli. Onları bir araya getirmeliyiz. Ayben benle paylaştı hocam. Siz halı sahada maç yapıyorsunuz pijamayla, bir fotoğraf var. Adım ama. Yani güzel anılar, çok güzel anılar, ilk deneyimler, ilk sergiler, bir sürü şey var. Onları video olsun, görüntü olsun, yazı olsun, resim olsun. Biz çok fazla Antakya projesi yaptık, resim yaptık, baskısını yaptık. Dolayısıyla bunları bir yerde biriktirebiliriz. Şaşırttı beni. Karani de baştan sabırla dinliyor. Bence Karani de konuşabilir. Ali Hocam, hatırladın mı? Hatırladım. Ya ben tam hatırlıyorum Ayhan.
94 Mart'tı. 3 Mart'ta falan başlamıştık. Şimdiki halimiz, okulun hemen yanında binanın, o yıkılan binanın bir yeşil alan vardı. Biz ilk mezunlarla maç yapıyoruz. Bayağı mahalle maçı. Kızıyor. Biz böyle söylene söylene isteksiz bir şekilde içeriye giriyoruz. Hiçbir, nasıl bir bilinçse hoca fırsat oldu ki dersi bırakıp çocuklarla top oynuyor. Yaşıt neredeyse. Yani yeni mezundum ben daha ayağımın tozuyla. Öyle başladı. Ne bileyim ben. Çok şey var ama hayattan çok güldüğüm şehir benim. Hani güzel şeylerden de söz edelim. O çamın önünde, bölümün önünde bir çam vardı ya. Evet. Orada dönerdi. Mola verir. Gülmez. Evet, evet. Oynamadım, koydum. Çok güzel. Hasip Hoca da gelmişti bu maça, Hasip Pektaş. Olcayım çok kızmıştı bunlara sen de mi uydun diye. Biz bunu Karahanlı'nın evinde bir hafta hazırladık gece gündüz. Ben o zaman Çukurova'ya derslere gelip gidiyordum. Ben buradayken beni aradılar. Uzun çarşıda bu pijama şortlara nasıl alalım hocam dediler. Kahverengi, yeşil, mavi var. En çok çocukluğumuz, dedelerimiz hangisini çağrıştırıyor dedim. Karahanlı mavi dedi, onu alın dedim. Bu dönemi hatırlıyorum. Şablon baskıyla yapmıştık bunları. Ama bu bayağı hocam performans sanatı ya. Yani şey, kansız da var. Çok iyi ya. Kansız da şeyle, var. Kostümüyle, şeyle. Başımız yanacaktı. Bana bunu hatırlattınız. Şöyle bir şey oldu. Herkesin kan grubunu yazdık. Akşamları gizli gizli bunu hazırlıyoruz. Bünyamin vardı. Böyle vurdulu kırdılı bir çocuk. Bünyamin neydi soyadı? Bünyamin'in kan grubu ne dediler? Birisi dedi ki o kansız hocam dedi. Budur buna da kansız yazdılar esprisini. Bak evet. Ortada duruyor Bünyamin. İri yanım. Bizden önce bir takım insanların maçı vardı. Beklediler. Sivil polislermiş. Bunlar Hizbullahçı mı diye bize bayağı satın var ve kanman bir şeyler yapmışlardı hatırladım. Burada staja falan mı gidiliyor hocam? Tabii tabii. Burada staja gidiyorduk. Okulda toplanıyorduk. Evet. Tabii. Evet. Nasıl dizilmişiz ama. Ütüsüz kıyafetlerimizle staja gidiyorduk. Şöyle evet, bir fotoğraf var bir de. Yalnız çok öyle korkuyorum. Sergiden. İskenderun'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde açtığımız sergi. Evet. Sergimizden. Hocam değil mi buradaki? Evet. Çetin Hoca var, Mustafa var. Nur Hoca var. Var. Çetin Hoca'm var oldu mu ya? Ben unuttum onu haber vermeyi. Ben ona yazdım, Face'ten de dönmedi. Evet. Bunları biriktirmek lazım. Bir araya getirmek lazım. Biz de kaybolabiliriz. Bizimle beraber gitmesin. Bir yerlerde biriksin, toplansın istiyorum. Karani konuşsun, sesini duyalım ya. Herkese selamlar. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonun içinde olduğum için. Sağ olun diyorum. Yani şey derler ya, bazı kişiler ve olaylar insana iz bırakır. Antakya bizde iz bırakmadı, kazıdı direkt. Ben yaklaşık 23 yıldır İstanbul'dayım. Hatay'dan sonra, Antakya'dan sonra. Burada ne yaşasam direkt Antakya'yla kıyaslıyorum. Mesela İstanbul'da yağmur yağar. Bir şey derim ya, bu bir yağmur mu? Siz gelin bir de Antakya'da görün. İşte burada bir yemek yerim. Ya bu bir yemek, gelin bir de bunu Antakya'da yiyin. Hani Ali hocamın dediği gibi insanlar beni Malatyalı değil de Antakyalı zannetmeye başladılar. Ama o kadar güzel bir 4 yıl yaşadım ki, bunu akademik anlamda söylemiyorum. Hocalarım sayesinde, işte arkadaşlarım sayesinde. Hani keşke imkan olsa tekrar o yıllara dönsem. İyi ki yaşamışım diyorum. İyi ki Antakya'da okumuşum diyorum. Hatta geçenlerde Ali hocamızın mezun ettiği bir öğrenciyle tanıştım. Çukurova'dan mezun olmuş İsmet diye. Hatta o da anlattı. Hep dedi, hocamız dedi, hep Antakya'yı anlatır, hep sizleri anlatır dedi. Hani bizim için özel bir dönemdi. Ben hem Malatyalıyım. Yarım Malatya'da kaldı depremde, yarım Antakya'da kaldı. Direkt arkadaşlarıma ulaşmak istedim, hocalarıma ulaşmak istedim. Böyle bir olayı duyunca da hani elimizden gelen bazı şeyleri yaptık ama sanki içim daha da rahat etti böyle bir etkinliğe katılınca.
Teşekkür ederiz katıldığın için. Tabii ben konuşuyorum ama birileri konuşmak zorunda. Yoksa hepiniz ev sahibisiniz. Hepimizin bu hocam etkinlik. Evet. Hemen bir şey ekleyebilir miyim? Çok hoşuma gitti. Çünkü öyle bir şey ki bazen bende de oluyor. Hatta geçen gün, şimdi ben Uşak Üniversitesi'ndeyim, öğretim üyesiyim şu an. Gaziantep'li arkadaşlarımız var. İşte yemek konuşuyoruz. Ben inatla şey diyorum, yani işte Hatay'da yediğim yemeği hiçbir yerde yiyemedim. İşte yok Gaziantep mutfağı şöyle, ya diyorum yani mümkün değil. Yani ben Hatay'da yediğimi Gaziantep'e de gittim. Orada yiyemedim. Sonra şeyi anlattım. Bakın dedim, ben ilk araştırma görevlisi olarak Antakya'da çalıştım. İzmir'e döndüm. 6 ay et yiyemedim. Çünkü benim önüme gelen şey et değildi. Yani bu etse diyordum Antakya'da yediğimle. Hani birçok şey var. Mesela diyorum yani böyle kültürel olarak, alışkanlık olarak hepimizin üzerinde çok özel bir şeyi var, etkisi var Antakya'nın. Ya döndüm İzmir'e gerçekten 6 ay et yemedim yani. Çünkü dedim yani siz bu et falan değil dedim. Yani ya da bu şey değil, hani bu yemekler yemek bile değil demiştim. Hani şey çok net üzerimizdeki Antakya'nın o anlamda, hani hem beslenme hem kültürel birçok şeyde etkisi net. Bu arada kusura bakmayın, Gaziantep'e laf söylemiş gibi olmuyor. Ben Antepli olarak ben de Hatay'daki yemekleri arıyorum. Antakya çok başkaydı yani, Hatay. Evet. Selçuk Oğuz aramızda, bizim resim bölümünde öğretim görevlisi. O da bir dönem orada kalmış. Biz depremden yaklaşık 1-2 hafta önce Antakya'ya bir araba almak için gitmiştik. Ben de şans eseri böyle bir fırsat oldu. Gittim orada son kez, oraları da bu şekilde gezmiş oldum. Selçuk da yanımdaydı. O da dışarıdan bir gözle bir şeyler söylemek ister. Sonra da Berna Hocam toparlarsa, bayağı uzadı çünkü. İnsanları daha fazla bekletmeyelim. Evet, tabii ki de hocam. Öncelikle böyle bir çalışmayı hazırladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de Antakya'da bir yıl süreyle kalmıştım, o Asi Nehri'nin kenarında. Gerçekten hocamla beraber Antakya'ya gittiğimizde en sonunda Antakya'nın gerçekten tamamen neredeyse yok olduğunu gördük. Bu bizi çok etkiledi. Bu çalışmalarda gerçekten Antakya'nın hafızasına kayıt yapılması için çok önemli bir çalışma. Çünkü biz tarihte de bunu çok fazla görüyoruz. Antakya defalarca büyük felaketlerle, büyük depremlerle yerle bir olmuş ama yeniden küllerinden doğmuş bir şehirdir. Biz bu çalışmalarla Antakya'nın tekrardan küllerinden doğacağına eminiz. Bu çalışmalar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de fazla uzatmak istemiyorum. Diğer hocalarımıza sözü bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam, sağ olun. Evet Berna Hocam, seni dinliyoruz. Ufuk Atilla söz istiyor hocam. Ufuk Atilla, tamam. Hocam öncelikle kusura bakmayın. Ve sonrasında çok teşekkür ederim. Hocam ben 2007-2011 yıllarında Antakya'daydım resim öğretmenliğimde. Daha sonrasında Adıyamanlıyım. Ailem birinci derecede her iki depremde çok yakından yaşadılar maalesef. İyiler çok şükür, Ankara'dalar şu an. Antakya hepimiz için hocam bir dönüm noktası aslında. Yani herkesin söylediği ortak cümle bu aslında. Bu yüzdendir ki mutlak unutma yok ki, kaldı ki Antakya'yı bir şekilde soluyan, ruhunu bir şekilde tanıyan kimse, hiç kimse yani Antakya'yı unutmayacaktır. Şöyle söyleyebilirim, üniversite yıllarında sürekli Antakya sokaklarında fotoğraflar çekiyorduk. Aslında bilmeyerek bir şekilde bir şehrin belleğini tutmuşuz. Bilmeyerek diyorum çünkü gençlik dönemimizde gerçekten, hatta şu an bile yani Antakya'ya bir şey olabileceği ya da silinebileceği ya da bu kadar büyük bir felaket yaşayabileceğini asla düşünmüyorduk. O yüzden sadece sokaklar, kapılar, dokular, insanlar, avluları, bunların üzerinde çalışmalar yapıyorduk. Bir şekilde bu belleği bilmeyerek de olsa tutmuşuz. İyi ki tutmuşuz. Benim için çok çok önemli bir şehir ve bir kültür. Yani hayatım gerçekten dönüm noktalarından bir tanesi. Kaldı ben ki... bir araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Bir şey, yani Ufuk, yanlış hatırlamıyorsam timelapse'ler ve şey evet, yapıyordun değil mi? Yani Antakya ile ilgili çok ciddi dokümanlar olması lazım. Senin kendi yaptığın evet, eserlerin hani vardı, çalışmaları. Evet, 2010 Kültür Başkenti projesinde hocam Antakya Inspirations diye bir sergi kurulumu oldu. İstanbul'da sergilendi. Burada akademisyen hocalarım ve iki ya da üç tane öğrencinin katıldığı bir sergi oldu.
Ben Antakya sokaklarında yani ciddi anlamda çok çok seviyordum hocam zaten. Hani çok büyük bir aşkla yapıyordum. Yaptığım, çektiğim fotoğrafları. Minareye çıkmıştın, çarşıda çekim yapmıştın. Yanlış mı hatırlıyorum? Çok doğru hatırlıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 12 bin fotoğraf çekmiştim ve bir saniye 24-25 kare sığdırarak bir time-lapse çalışması yapmıştım. Bu olaylardan yani şu anki toplantıdan sanırım bir ay öncesi de bütün hard diskleri çıkardım. Bütün fotoğraflara çektiğim time-lapse'lere baktım. Antakya Saray Caddesi hala trafiğe açık şekilde. Hatta orada su kemerlerinin çıktığı dönemde fotoğrafları çekmişim. Gecesiyle çektim, gündüzüyle çektim. Esenler'de. Gecesiyle çektim, gündüzüyle çektim. Bu Habibi Necdar Dağı'nın arkasındaki kısımda bir su kemeri vardı. Oralara kadar gitmiştim. Yani gerçekten çok isteyerek ve çok severek yapıyordum. Hocamın da dediği gibi herkes hard disklerine dönmüştür ya da dönecektir bu süreçten sonra. Ben Antakya'da 4 sene okudum, 1 sene yaşadım ve her sene bir hafta kesinlikle 10 gün kesinlikle Antakya'daydım ve herkes birçok kişi aynı şekilde söyleniyormuş. Bu da bence mutluluk verici. Antakya'da olduğumu düşünüyordu. Bu yüzden bu yaptığınız çalışmaya da gerçekten yürekten destek veriyorum. Çok isteyerek katıldım. Duyar duymaz zaten. Hemen arkadaşlarıma da haber verdim. Size çok teşekkür ediyorum. Evimize geçmiş olsun. Ama belliği asla unutmayacağız. Hatırlayacağız ve devam ettireceğiz. Ufuk, özür dilerim. Eğer o zaman iznin olursa mesela bu bellek çalışmasında senden çok destek isteyeceğiz. Tabii ki hocam. Çok seviniriz. Hatta yaptığım timelapse'in bir kısmını sonrasında Instagram adresinde paylaşmıştım. Daha küçülterek ve altındaki müziği falan kaldırarak. Videoyu da atabilirim, fotoğrafları da gönderebilirim. Hatta 2010 yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da bir fotoğraf günleri vardı içi. O zaman fotoğraf topluluğu yoktu Antakya'da, Mustafa Kemal'de. Ben tek başıma o proje etkinliğe gitmiştim. Döndükten sonra da Abdurrahman Hoca'yla fotoğraf topluluğunu kurmuştuk. O aslında topluluğun da Antakya'nın belleğiyle alakalı katkı sağlayacağı, orada çekilen fotoğraflar, sergilenen fotoğraflar da hala bende mevcut. Onları da seve seve hocam destekleyebilirim sizi. Çok teşekkürler. Çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Mahmut Öztürk hocamız da aramızda. Yani paylaşımdan önce görmüştüm. Hocam çok kısa bir de Berna hocama çok teşekkür ediyorum buradan. Kendisi burada değil şu an ama geldiğinde burada. Çünkü hocam şöyle bakış açısı kazandırma, birçok şeyi tanıma, dokuları tanıma ya da gerçekten hayatımızın çok genç olduğumuz bir dönemde denk geldiği için üniversite yaptığı yönlendirmeler bunlar için çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok bambaşka bir kapı açtı bize. Bütün hocalarımız gibi. Ama Berna hocayla gerçekten çok güzel bir bağımız vardı. Bu yüzden buradan çok 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 teşekkür etmek istiyorum hocam size. Bu ruhu kazandırdığınız için ayrıca. Ben de teşekkür ediyorum Ufuk'cum. Aramızda olduğun için, destek verdiğin için, destek verebileceğin için ileride de teşekkür ediyorum da. Bir utandırdın. Estağfurullah hocam. Görevimizi yapmaya gayret ettik hep. Ama sen de ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Yaşadığın sıkıntıları da hatırlıyorum. Sınıf arkadaşlarınla. En küçükleri sendin çünkü. Ama ilk derste öyle bir tavrım vardı ki ben biliyordum senin çok ilerleyebileceğini. Boynuz kulağa geçti. Estağfurullah. Yolunuz açık olsun diyorum. Bütün öğrencilerim gibi sana da. Katılan birçok öğrencimin olduğunu görmek de bana ayrıca bir gurur ve mutluluk verdi. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Herkese çok teşekkür ederim. Biz de. Mahmut hocam, mikrofon var mı? Katılabilecek misiniz?
Ben bir kaçıp geliyorum. Bunlar arkadaşlar. Sizlerle bir araya gelmek gayet güzel. Eski anıları tanımak, tekrar hatırlamak ve yeni arkadaşlarla tanışmak gayet güzel oldu. Benim için de güzel bir toplantı oldu diyebilirim. Anılar ve yaşananlar, son yaşananlar, üst üste çakışanlar ve yaşadıklarım, bu süreci bugüne bağlayan değerler ve şu anda daha başında kampüste yalnız bir yaşantı devam ediyor. Ve sizlerle birlikte olmak ve Antakya'yı konuşmak, özellikle yaşadığım dönem ve ardından gelen dönemi canlı bir şekilde hatırlatmış olmanız gayet güzel oldu. Öğretmenlik yaşamı uzun bir süreç. Ama 2 yıl, 94-96 yıllar arasında Antakya'da bulundum ama en zengin dönemim orası oldu. Tabii öğrenci kalitesi çok çok yüksek idi. 800 kişi içinden seçilmişti. Diğer ikinci yıl 600 kişi içinden seçilmiş öğrencilerdi. Tabii bunlar uygulamalar falan gayet mutluluk vericiydi. 35-37 saat gibi derslere giriyorduk. Ücretsiz, ücret diye bir derdimiz yoktu. Evimiz yakındı zaten. Kampüs diye bir sorun da yoktu. Şehir dışında değildi. Şehir ev arası yürüyerek gelip gitmek yormuyordu. Gayet güzeldi. Çalışma ortamı gündüz sıcak olduğu için gece çalışıyordum. Ve o sırada üstelik sanatta yeterlik yapıyordum. Sanatta yeterlik resimlerini gece 2'ye 3'e kadar çalışarak yapıyordum. Tamamlamaya çalışıyordum. Yorgunluğu falan da hiç hissetmiyordum ki millete çay bile demliyordum sabahları çöpe dökülmesin diye çaya çağırıyordum milleti. Sağ olsun millet de çayıma hayır demiyordu, geliyordu, içiyordu. O zaman çay ocağı diye bir şey yoktu tabii. Asıl yaşantı Antakya'nın kendi içinde, özünde kendisine çeken bir özelliği var ki hepiniz onu söylemeye çalıştınız. Antakya kendi içine çeken bir özellikte. Antakya'ya giderken otobüse biniyorsun, Ankara'dan biniyorsun. İnsanlar sanki tanıyor, hemen merhaba hocam diye selam veriyorlar. Bir göz göze geldiğinde bile Antakya otobüsünde. Ama Bolu otobüsüne bindiğinde öyle bir şey yaşamıyorsun. Ve hala da ben kendimi Bolu'da çalışıyor hissedemiyorum. Kampüs o kadar uzak ki. Kampüste öyle bir yapı var ki. Yani duvara karikatür yapıyorlar. Yani ondan sonra da resim yarışması düzenliyorlar. Yani tam bir ikiyüzlülük. Üstelik o karikatüristin hani Semih Balcıoğlu'nun karikatürünü yap. Ona eyvallah derim de ya da ne Artüblek yani bildiğimiz karikatürcüleri resim olarak karikatür dediğim yani resim olarak yapmaya çalış duvara. Oysa öyle bir şey değil. Çok fakir fukara bir yer. Ankara İstanbul arasında çok güzel bir şehir diye büyük bir umutla geldim. Geldim Antakya'yı özledim ertesi gün. Yani öyle bir durum söz konusu. O yüzden Antakya'nın yeri de önemi de son derece önemli benim için. Benden sonra da gelen arkadaşlar bir sürü referans verdiler. Gayet güzel bir gelişme oldu Antakya'da ama burada öyle bir gelişme yok. 26 yıldır buradayım. Yani dişe takılabilecek küçücük bir bulgur tanesi yok yani benim için hayatımda. Sanat eğitimi hayatında gerçekten çok üzücü, çok bozkır olan bir durum söz konusu oldu. Oysa orada çelişkiler yasasakla, orada YÖK Dünya Bankası projesi gibi bir emperyalist projenin içinde olmuş olmak bile gene de bir şey kazandırdı bana. Onu da söyleyebilirim. Çelişkiler insanı geliştiriyor. Zıtlıklar insanı geliştiriyor. O zıtlıkların içinde orada onu yaşadım.
daha da bileğlendim. Gençlik günlerime, 80 öncesi gençlik günlerime bile adeta düşünsel anlamda girmiş oldum. 78 kuşağıyım ben zaten. 78 Gazi Yiğit mensusu girişliyim. O iki yıl benim sonraki dönemime ait düşünsel ve sanatsal anlamda yapımı da belirledi. Bundan sonra yapılacaklar aslında Antakya için gerçekten anıları biriktirmek olduğu kadar o kültürel yapıyı inşa edebilmek için neler yapılabileceğini, Antakya'ya insanları nasıl çekebileceğimize ait projeler geliştirmenize aynen katılırım. Tüm gücümle katılırım, sizi desteklerim. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Son anda katılma durumum söz konusu oldu. Elimi kestim, bir şeyler oldu bu arada. Fotoğrafı da son anda gönderdim, resimlerin görsellerini. Bu katkı son derece önemli. Yani Antakya dışından olup da Antakya'ya ait düşünce üretilmesi, böylesi bir proje düşünülmesi ya da projeler düşünülüyor olması son derece güzel. Sizleri kutluyorum. Emeğe geçenlere de teşekkür ediyorum. Her an, her zaman yanınızdayım. Katkı vermeye hazırım. Başarılar dilerim. Hocam, Antakya'ya selamlar. Çalışanlara selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben 97 girişliyim. Ben geldiğimde Mahmut Hoca ayrılmış. Sonra ben doktora yapmak üzere Ankara'ya gittiğimde biz tabii Mahmut Hoca'nın efsanelerini dinliyorduk, hikayelerini dinliyorduk. Mahmut Hocamız çok renkli birisi. Burada da zaten farkını hemen hissettirdi. Çok, çok efsane hocaların geçtiği bir dönemde ve bir fakültede, bir bölümde okumuş olmak bizler için büyük şans. Beni tanıyanlar bilirler. Ben yakanızı bırakmam. Bu işe girdiysek bir şeyler üretene, bir şeyler ortaya koyana ve en azından yapabileceklerimizin en üst sınırlarını görene kadar bu işin peşini bırakmam. Dediğim gibi sizi gruplara ekleyeceğim. Oralardan yapacağımız yeni etkinliklerin tanıtımını yapacağım. Yoğun olmadığınız zamanlarda katkı verirseniz de çok mutlu olacağım. Sizin projeleriniz varsa da onlara da elimden geldiğince katkı vermek için de çalışacağım. Ama hepimizin hayatında bir dönemeç olan bu yılların mekanı olan Antakya artık yok. Tekrar gelmesi için ne yapmamız lazımsa yapmalıyız. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Berna Hocam istersen bir toparlayıp bitirebilirsin. Katkı veren herkese kendi adıma teşekkür ediyorum. Yakanızdan düşmediğimi göreceksiniz yakın zamanda. Hocam bir iki saniye hemen araya girebilir miyim? Öncelikle Mahmut Hocam'a geçmiş olsun diliyorum. Umarım şimdi iyisinizdir hocam. Aynı zamanda 1999'da dediğim gibi ben Antakya'da göreve başladığımda dediler ki buradan bir Mahmut Hoca geçti sen dediler. Hani daha keşke görseydin. Çok sonra sizinle tanışma fırsatım oldu biliyorsunuz Gaziantep'te Ayhan Hoca'nın etkinliğinde. Ama o efsaneyi ben de orada yaşadım. Yani sizi tanımaktan büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkürler hocam katkınızdan, desteğinizden dolayı. Sıra bende mi? Tabii hocam, kusura bakmayın, buyurun. Estağfurullah. Son söz, sözün bittiği yer. Ben sonra tekrar bir arada olacağımız günler göreceğiz inşallah. Buna vesile olduğumuz için de ayrıca mutluluk duyuyorum. Daha gelişeceğiz, büyüyeceğiz. Bundan da eminim. Ayhan bu konuda bize her zaman bir şey diyecektir. Bize imkanlar da sunacaktır. Çünkü hepimiz farklı şehirlerdeyiz. Yerleşik bir düzen oluşturamadık çoğumuz. Ama Antakya için tekrar orayı var edebilmek için hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerektiği sonucuna vardım. Söz de orada bitti zaten. Sözümüzü de vermiş olduk bence böylelikle. Bundan sonrası
bize kaldı. Çünkü biz sanatla uğraşan kişilerin duyarlılığı çok daha üst düzeydedir her zaman için. Ve yapacağımız çalışmalarla da oradaki ruha katkıda bulunacağımızı hesaplıyorum, kitaplıyorum. Aklımdan hala çıkmayan sahneler var. Hem deprem öncesi hem de deprem sonrası. Ben de 98'de ilk geldiğinde burası nasıl bir şehir demiştim. Yurt dışından gelmiştim çünkü. Nasıl böyle dışarıdan gelenlere bu kadar çabuk kucak açabiliyor bu şehir? Ve hepimiz de gençtik. Ve bir arada olmanın verdiği bir sinerji vardı. Ve o sinerjiyi biraz kaybetmiştik ama bu bize vesile olsun tekrar o sinerjiyi tekrar yakalayabilelim ve orası için bir arada bir şeyler yapabilme keyfini yaşayabilelim. Çünkü açılışta da söylediğim gibi sanat paylaşıldıkça büyür. Aynı kartopu misali. Bir çığ olalım ve Antakya'nın çığlığına ses verelim diyorum. Bütün katılan, destek veren arkadaşlara, sanatseverlere, öğrencilerimize, anılarını paylaşan katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel günlerde tekrar bir araya geleceğiz ve fiziksel bir ortamda bunu gerçekleştirebileceğiz. Burası 10 seneme olur, 5 seneme olur. Onu kestirmek çok zor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Ama bu fırsatı değerlendirebileceğimizi gördüm bu toplantı esnasında da, yapılan eserlerde de. İnşallah hepimiz için çok güzel başlangıçlara vesile oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hatay'da, özellikle de Antakya merkezde görüşmek üzere diyorum. Çünkü orayı dümdüz görmek yüreğimi yakıyor. Oralı olmamama rağmen yakıyor. Çok etkili, büyülü bir şehir orası. Hepimiz bir araya gelip orayı yoktan var edeceğiz diye düşünüyorum. Umarım sizler de aynı fikirdesinizdir. Öyle olduğunuz için zaten şu an buradasınız. Daha çok uzatmayayım. Biz varız. Elimizi taşın altına koyduk. Bundan sonrası da bir çığ gibi büyüyüp gelişeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler herkese.